Merhaba, Sun Moon Tarot YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videoda aklınızdaki kişi ve siz açılımı yapacağız. Bu açılımı ben çok yararlı buluyorum. Çünkü sizin de aklınızdaki kişiyle ilgili bilinçaltı enerjilerine bakabildiğimiz açılımlardan birisi. Ve özel açılımlara da yeni ekledim sayılır bu açılımı. Ve çok fazla da talep oldu. Yani insanlar da bekliyormuş gerçekten bu açılımı gibi oldum. Çok yararlı olduğunu düşünüyorum. O yüzden bu açılımı yapmak istedim. İçimden geldi ve yapmam gerektiğini de hissettim. Bakalım kartlar neler gösterecek aklınızdaki kişi ve siz doğrultusunda. Bu tarafı aklınızdaki kişi için, bu tarafı siz için kullanacağım. Yani iki desteği de iki açılımda kullanacağım. O yüzden siz kendiniz aklınızdan 1 ve 2 şeklinde seçebilirsiniz. Ya da yine 1 ve 2 şeklinde seçebilirsiniz. Hani bunlar sembolik sonuçta. Ama iki deste de iki açılımda da kullanılacak, onu söylemeye çalışıyorum. Şimdi ben niyetimi alarak açılıma abonelerimdeki niyetime uygun kişiler ve enerjiler için başlıyorum. Allah'ın rahmeti, merhameti, kolaylaştırıcılığı, sevgisi, korumasıyla, kolaylıkla, sağlıkla, sıhhatle, kolaylıkla, sağlıklı, sıhhatli şekilde, sevdiklerimin de kolaylıkla, sağlıkla, sıhhatle, kolaylıkla, sağlıklı, sıhhatle, uzun ömürlü, mutlu, huzurlu, güvenli, güvenlikli, güvenli yaşadığı şekilde, en iyi, en doğru bilgileri kalbinde, ruhunda, enerjisinde, davranışlarında, yaşayış şeklinde, yaşam şeklinde, tüm kedilere, tüm köpeklere, tüm kuşlara, tüm doğa ve hayvanlara karşı sevgi, saygı, merhamet barındıranlar ve bu dünyada tüm kedilere, tüm köpeklere, tüm kuşlara, tüm doğa ve hayvanlara karşı sevgi, saygı, merhametle yaşayanlar ve yaşamaya çalışanlara niyetle yapacağım açılımlar olacak. Allah tüm dünyada, tüm her yerde, tüm enerjisel boyutlarda, tüm boyutlarda, tüm olasılıklarda, tüm zamanlarda, tüm dünyada, tüm her yerde, tüm kedilere, tüm köpeklere, tüm kuşlara, tüm doğa ve hayvanlara rahmeti, merhameti, kolaylaştırıcılığı, sevgisi, korumasıyla, kolaylıkla, sağlıkla, sıhhatle, kolaylıkla, sağlıklı, sıhhatle, uzun ömürlü, mutlu, huzurlu, güvenli, güvenlikle, güvenli şekilde yaşatsın. Böyle doldu, böyle doldu, böyle doldu, böyle doluyor, böyle doluyor, böyle doluyor. Amin, amin, amin. Allah tüm dünyada, tüm her yerde, tüm enerjisel boyutlarda, tüm boyutlarda, tüm olasılıklarda, tüm zamanlarda, tüm dünyada, tüm her yerde, tüm insanların, tüm enerjilerin, tüm varlıkların, tüm insanların kalplerine, ruhlarına, enerjilerine, davranışlarına, yaşayış şekillerine, düşüncelerine, enerjilerine, enerji alanlarına, yaşam şekillerine, davranışlarına, tüm kedilere, tüm köpeklere, tüm kuşlara, tüm doğa ve hayvanlara karşı sevgi, saygı, merhamet, iyi güzel temiz niyet, iyi güzel temiz niyetli, iyi güzel temiz düşünceli, merhametli, vicdanlı, sevgili, saygılı, sevgiyle, saygıyla, güzel ahlaklı, saygılı davranmayı nasip etsin ve bu şekilde davranmalarını sağlasın tüm insanların, tüm kedilere, tüm köpeklere, tüm kuşlara, tüm doğa ve hayvanlara davranışlarını bu şekilde yapsın. Tüm kedilerin, tüm köpeklerin, tüm kuşların, tüm doğa ve hayvanların da Allah'ın rahmeti, merhameti, kolaylaştırıcılığı, sevgisi, korumasıyla, kolaylıkla, sağlıkla, sıhhatle, kolaylıkla, sağlıklı, sıhhatle, uzun ömürlü, mutlu, huzurlu, güvenli, güvenlikle, güvenli yaşadıkları şekilde tüm dünyada, tüm her yerde, tüm enerjisel boyutlarda, tüm boyutlarda, tüm olasılıklarda, tüm zamanlarda, tüm dünyada, tüm her yerde böyle doldu, böyle doldu, böyle doldu, böyle doluyor, böyle doluyor, böyle doluyor. Amin, amin, amin. Tüm dünyada, tüm her yerde, tüm enerjisel boyutlarda, tüm boyutlarda, tüm olasılıklarda, tüm zamanlarda, tüm dünyada, tüm her yerde, tüm kedilerin, tüm köpeklerin, tüm kuşların, tüm doğanın ve hayvanların Allah'ın rahmeti, merhameti, kolaylaştırıcılığı, sevgisi, korumasıyla, kolaylıkla, sağlıkla, sıhhatle, kolaylıkla, sağlıklı, sıhhatle, uzun ömürlü, mutlu, huzurlu, güvenli, güvenlikle, güvenli yaşamalarını seçiyorum. Tüm kedilerin, tüm köpeklerin, tüm kuşların, tüm doğanın ve hayvanların böyle doldu, böyle doldu, böyle doldu, böyle doluyor, böyle doluyor, böyle doluyor. Amin, amin, amin. Evet, güzel niyetlerimizi aldım. Dediğim gibi odaklanıp seçebilirsiniz. Bu deste ya da bu deste. Bu videoda ekstra bir de yine size tavsiye ve aklınızdaki kişiye aşk tavsiyesi mesajları, bu desteği de kullanacağım. İçimden geldi. O da içimden geldi. Evet. Birinci desteği seçenlerle başlıyorum. Birinci desteği seçenler. Abonelerimdeki niyetime uygun kişiler ve enerjiler için.
Birinci desteği seçenler, abonelerimdeki niyetime uygun kişiler ve enerjiler için. Hayvansever, doğasever, hayvanlara, doğaya sevgili, saygılı davranarak yaşayan kişiler ve enerjiler için. Birinci desteği seçenler, aklınızdaki kişinin sizinle ilgili, ay bir dik oturayım, bir şey, bir tuhaf oldum sanki, dik mi oturmuyormuşum, dik oturuyor gibiydim ama. Tamam, şimdi daha iyiyim. Bir oturuşumu düzelttim. Evet, birinci desteği seçenler. Aklınızdaki kişinin sizinle ilgili abonelerimdeki niyetime uygun işler ve enerjiler için. Birinci desteği seçenler. Birinci desteği seçenler. Aklınızdaki kişinin sizinle ilgili güncel enerjisi. Aklınızdaki kişinin sizinle ilgili düşünceleri ve aklınızdaki kişinin sizinle ilgili olası gelecek enerjisi ve aklınızdaki kişiye sizinle ilgili kartların tavsiyesi, yani o sizinle ilgili ne yapmalı? Şöyle kalsın. Sizin aklınızdaki kişiyle ilgili güncel enerjiniz. Sizin aklınızdaki kişiyle ilgili düşünceleriniz. Sizin aklınızdaki kişiyle ilgili duygularınız. Ve sizin aklınızdaki kişiyle ilgili olası gelecek enerjiniz ve aklınızdaki kişiyle ilgili kartların size tavsiyeleri, mesajları nedir? Bu arada şunu da söyleyeyim, bunu hep söylüyorum. Mesela burası aklınızdaki kişi, burası siz ama kolektif açılım. Sonuçta izleyenlerin bazıları erkek, bazıları kadın. Ya da ilişki tercihiniz başka olabilir. Yani eğer diyorsanız ki ben daha çok bu özellikle erillerde olabilir. Çünkü izleyen çoğunluk dişili olduğu için dişilerin aklındaki kişiye göre burası yorumlanıyor olabilir. Değişebilir ama size de uyabilir ama belki burası da siz. Burası o, yani özellikle eriler için söylüyorum. Belki burası sizsiniz. Burası aklınızdaki kişi de olabilir. Yani yeri değişebilir. Dinlediğinizde kendinize göre oturtursunuz. Bunu hep videolarda söylüyorum. Kolektif açılım çünkü. O dikkate alırsınız. Yani zaten kendinize göre dinlemeyi bilin bir zahmet, açıklama yapılmasa da. Evet, şimdi güncel enerjilere ek kartlar seçelim. Aklınızdaki kişinin sizinle ilgili güncel enerjisi, abonelerimdeki niyetime uygun kişiler ve enerjiler için. Ve sizin aklınızdaki kişiyle ilgili güncel enerjiniz, abonelerimdeki niyetime uygun kişiler ve enerjiler için. Ve Rumi'den de tavsiyelere bakalım. Rumi Tarot'tan. Aklınızdaki kişiye kartların sizinle ilgili tavsiyesi, mesajları ne? Sizinle ilgili aklınızdaki kişi sizinle ilgili ne yapmalı? Ve size aklınızdaki kişiyle ilgili kartların tavsiyesi, mesajları ne? Siz ne yapmasınız? Evet, kartları seçtim. Şöyle bir açıya bakalım ne kadar gözüküyor. Gayet güzel gözüküyor her şey. Gayet güzel, evet. Birinci desteği seçenler. Abonelerimdeki niyetime uygun kişiler ve enerjiler için. Şimdi bakalım aklınızdaki kişinin sizinle ilgili güncel enerjisi neymiş yani.
Gördüm seni. Şöyle yapalım. Şimdi şöyle yapalım. Şöyle. Satürn balık burası. Aslında bu kart Satürn balık enerjisidir. Şeytan da aslında astrolojik olarak Satürn'ü temsil eder. Dünyada Satürn'ü temsil eder. Ben bu Satürn balık sürecinin de birazcık size ayırdığını da demeyeyim de belki doğru kararlar verebilmek ve doğru seçimler yapabilmekle ilgili bir sınava tabi tutmuş gibi de gözüktü. Aklınızdaki kişiyi özellikle geçmişi üzerinden olabilir, geride bıraktığı, belki başka kişilerle ilgili durumları söz konusu olabilir, çok fazla laf söz gibi. Geride bıraktığı ama bırakamadığı, yani bırakma sınavı verdiği sizin dışınızda başka bir durumu söz konusu olabilir. Burada kartları seçerken söyleyecektim. Bazen söylemiyorum hissettiklerimi ve kartlarda çıkıyor. Söyle yani. Çünkü sol tarafımda bir ağrı hissettim. Sol, vücudun sol tarafı geçmiş enerjileri temsil eder. Sağ tarafı da gelecek enerjileri temsil eder. Sol taraf dişildir. Sağ taraf erildir. Diyecektim ki bu kişinin geçmişiyle alakalı sanki böyle bırakması gereken durumlar söz konusu diyecektim ve dişil enerjide de açmadan söyleyeyim. Hissettiğim bir beklenti ve his bir şeyler çabucak olsun istekliliği. Bakacağız şimdi o çıkacak mı, ama aranıza bir şu anda yani aklınızdaki kişi tarafından bir belirsizlik, bir mesafe aslında sizi güzel bir ilişki seçeneği olarak görüyor ama geçmişinde bıraktığı başka birisinin araya çomak sokma durumu gözüküyor. Geçmiş bir ilişkisi kaynaklı. Size de bir bakalım onunla ilgili güncel enerjiniz. Şeytanlar. Şeytanları yan yana geldi iki şeytan. Yani size demiyorum ama şakayı kaldıramayan da izlemesin ya. Aman üf, her şeyi açıklamaktan da sıkı gına geliyor bazen. Gerçekten. Hepsi bizim içimizdeki boyutlar. Şeytanı da, başkası şeyi de, güzelliği de. O yüzden insanın kalbini, içini temiz tutması önemli olan. Sizde de yani bu kişiyle ben aranızda şu anda yakınlık görmüyorum. Bakın arkasını dönüp gitme, arkasını dönüp gitme. Şimdi bu kişi sizinle ilgili belirsiz bir enerji içerisinde olduğu gözüküyor. Dediğim gibi satürnsel bir durum da söz konusu gibi. Ve siz burada, şimdi aklınızdaki kişiyle bir başlayalım. Biraz karışık gitti. Çünkü aklınızdaki kişi de o kargaşa kurgaşa enerjileri daha yoğun hissettim, gördüm. Şimdi aklınızdaki kişinin sizden gizlediği, geçmişinden gelen, aslında tamamladığı, kapattığı, başarısız bir deneyim gibi gördüğü, belki karmik bir ilişki, yani kapanması gereken bir sayfa ama kapatamadığı bir durum söz konusu olabilir. Ve ben şunu da hissettim. Bu kişinin geçmişindeki kişi, sizin dışınızdaki geçmişindeki kişi, bu kişiye negatif bazı şeyler kendisine dönmesi için yapma çabası içerisinde gibi gözüktü. Ama şöyle, bunlar küçük enerjiler. Bunlara çok böyle hani büyük anlamlar yüklemeyin. Hani büyü vesaire tep. Sonuçta Allah karar veriyor her şeye. Bir şey başına geliyorsa Allah korusun ama oradan alman gereken bir ders vardır. Yani burada da bu kişinin bırakabilmesiyle ilgili alması gereken bir ders söz konusu. Ve burada ben sizin de birazcık şizofrene bağladığınızı görüyorum. Yani kafamda mı kuruyorum? Aramızda bir şey var mı? Araya mesafe girmiş olabilir. Burada gözüken enerjiler doğrultusunda kandırıldığınızı ya da aldatıldığınızı hissediyor. Bu arada şunu da söyleyeyim. Çok da dürüst gözükmedi aklınızdaki kişi. Neden dürüst gözükmedi? Çünkü hem geçmişini bırakamayıp hem de bir taraftan sizi isteyip ortalık böyle karışma gibi bir durumu var. Yani karar veremiyor. Şu kombinasyon da onu söylüyor açıkçası. Karar veremiyor. Birisi onun karanlık enerjilerle de özellikle kafasını karıştırmaya çalışıyor aklınızdaki kişinin, geçmişinden birisi. Yoluna devam etmemesi için, ama onun da iradesini sağlıklı şekilde kullanıp, çünkü dünya kartı burada gölgede geldi. Aydınlık tarafı kendi merkezinde kalabilmek, kendi değerini bilebilmek,
Dünya kartı da Satürn'dür ama Satürn'ün sınavını başarılı şekilde vermek ve hayatta uzun vadede başarı, mutluluk, belki evlilik, hani güzel enerjiler, sağlıklı kişilerle, mutluluk verecek kişilerle yaşayabilmektir. Kendin gibi olarak burada. Ben bir de şunu da hissettim açıkçası. Geçmişindeki bir ilişkisi onunla evlenmek için kendine bağlamaya çalışmış gibi ama başarısız. Yani dünya gölgede çünkü başarılı değil. Ama bu aranızdaki bazı enerjilerin karışmasına neden olmuş şeklinde gözüktü. Kartlarda gözüken enerjiler doğrultusunda ve bu kişi de evet sizi istiyor bakın. Size karşı bir çekim hissediyor. Burada bir ayrılık, bir uzaklaşma durumu söz konusu olabilir. Kartlarda gözüken enerjiler doğrultusunda. Aklınız yani sanki böyle siz gitmeyin istiyor ama geldiğiniz zaman da yani yan yana olduğunuz zaman da belki çok net davranmıyor olabilir. Netleşemiyor çünkü enerjisel dünyada bir şeylerle oynamaya çalışan geçmişinde birisi gözüktü burada açıkçası. Bir de ben sizi kıskandığını da görüyorum aslında bu kişinin. Güzelliğiniz, başarınız, statünüz. Belki bunları da kıskanan bir enerji içerisinde olabilir kendisi ve sizinle aslında ben şunu görüyorum, bu kişi geçmişindeki ilişkiden kaynaklı bir güven problemi yaşıyor olabilir. Bir de sizinle başarısız olmaktan da korkuyor aslında. O yüzden şu anda çok dürüst değil, bazı şeyleri saklayarak sanki yola devam etmeye çalıştığı süreçler içerisinde olabilir. Siz onun için sağlıklı bir ilişki seçeneğisiniz. Bunu hissediyor kendisi. Ayın çünkü aydınlık tarafıyla biliyor aslında. Ama dediğim gibi geçmişten kapanması gereken ama kapanamamış karmik bir ilişki nedeniyle de ara karışmış. Onun enerjisi de biraz karışık gözüktü sizinle ilgili. Şimdi sizin enerjinize baktığımda da yani iki tarafta da şeytan gözüktüğü için ben burada bunu söyledim. Sizin de aklınız çok karışıyor olabilir. Bunun sebebi bu kişinin geçmişindeki birisi olarak gözüküyor. Yani birisi, yeni bir ilişkiye başlayamaması için, belki ona geri dönmesi ve onunla evlenmesi için sağda solda bu tarz sayfalar çok fazla biliyorsunuz. Kesinlikle itibar etmeyin. Yok Rahmani, yok bilmem ne. Değil arkadaşlar. Yani şeytan şeytanım demez. Büyü yani bunlar, anladın mı? Kimsenin iradesine yok sana geri dönsün de yok sana bağlansın da. Sen kendine bakacaksın. Kendi enerjini iyileştirmeye çalışacaksın. Bir de insanda gurur olur ya. Yani böyle negatif enerjiyle bilmem neyle sana bağlanacak kişiye kalacak kadar küçüldün mü? Bir de onlar böyle uzun vadeli de değil. Girdiğiniz karmayla kalıyorsunuz. Ya böyle benim sayfamda tarot sayfası olduğu için bazen önüme çıkıyor. Yok işte karması yoktur bilmem ne. Ha aynen. tövbe yarısurallah ya. Neyse. Öyle bir şey yok yani. Bu tarz şeylere itibar etmeyin. Burada da ben şunu görüyorum. İşte oradaki o karanlık enerji sizin enerjinizde de çıktı ve ikinizin arasını kapatmış olarak gözüktü bu durum. Ama siz burada daha inancınızla, sürece inancınızla belki yeri geldiğinde geri dönmek ve hani nasıl diyeyim kendinizle de kalmaktan korkmamanızla birazcık daha sanki akıllıca davranmaya çalıştığınız, olgun davranmaya çalıştığınız gözüküyor. Ama ne olduğunu anlayamadığınızı görüyorum açıkçası. Bu kişiyle aranızda resmi süreçler olabilir, okul arkadaşınız olabilir, iş eğitim kariyer konuları üzerinden birisi olabilir. Aynı zamanda kartlarda gözüken enerjiler doğrultusunda. Ama yani sizde şey var, gerçeği görememe durumu var ve burada bazı ertelemeler yaşanmış olabilir aranızda. Ve bu da sanki sizi ona karşı birazcık daha yalnızlaştırmış ve belki de acaba ben bu duyguları tek taraflı mı yaşadım, tek taraflı mı hissettim gibi bir şeye sürüklemiş ama bu gölge taraf. Hayır, aslında öyle değil. Bir de şunu söyleyeyim, korunuyorsunuz. Aslında o da korunuyor. Sadece onun iradesel bazı kararlar vermesi gerekiyor ama bakın aşıklar kartı
sağlıklı kararlar, kalpten geçen doğrusuna kararlar alabilmektir. Bu kişi sizi seçmek istiyor ama araya giren şu çomakları görüyor musunuz? Yani kartların anlamını bilmeseniz de araya giren çomakları aşması gerekiyor iradesiyle. Hani gerçekten kendisine doğru gelecek olan sizi seçmesi gerekiyor. Eğer bu kişinin geçmişinden birisiyseniz, onu da söyleyeyim. Belki çok toksik bir ilişki yaşadıysanız, çok ayrı barış bir ilişki yaşadıysanız, burada sizi bırakması gerekiyor bu kişinin. Şu anda hayatında yeni bir kişiyi seçmeye çalışıyor olabilir ama siz sürekli araya giriyor olabilirsiniz. Ama geçmişinden, ben geçmişinden birisi değilim. Biz hiç ayrı barış ilişki yaşamadık öyle. Belki biz bir ilişkiye bile başlamadık. Hani toksik bir durum söz konusu olmadı aramızda. Hani sadece adı konmadı ya da araya böyle saçma saçma mesafeler girdi diyorsanız, ilk başta o doğrultuda gözüktü zaten. O size uygundur ama diyorsanız ki evet toksik ya da yasak ya da ayrıl barış, belki siz de bu kişiye negatif şeyler yaparak kendinize bağlamaya çalıştıysanız, burada kartlar size bu kişinin bırakmak istediği, bırakmaya çalıştığı ama sizin negatif enerjiniz nedeniyle zorlandığı ama sizin de yaptığınız, eğer yaptıysanız negatif şeyler, onların başarısız olduğu ve sizin de bu kişiyle ilişkinizin bir sonuca varmayacağını söylüyor. Yani büyü vesaire şeylere başvurduysanız, evlilik için bilmem ne bağlamak için, kartlar diyor ki bu kişinin karşısına yeni bir seçenek çıktı. Ve o kişi onun için doğru bir seçenek. Sen ortalığı karıştırmaya çalışıyorsan, eğer geçmişindeki o toksik kişi sizseniz, bu senaryo için söylüyorum. Sen ortalığı karıştırmaya çalışıyorsan hala, bil ki bu kişilerin arasındaki bağlantı Aziz'in aydınlık tarafıyla korunuyor. Ve o şeytan enerjisi sana geri dönecek, senin kısmetin kapanacak. Büyü yapanlar için söylüyorum. Burada büyü yapan taraf kimse, kartlar diyor ki o büyü yapan kişinin kısmeti kapanacak. Hem birlikte olmak istediği kişiyle birlikte olmayacak, ayrılacak, bir sona gelecek, çok üzüntülü bir son yaşayacak. Hem de hayatında başka kişilerle de ilişki yaşayamadığı, evlenemediği süreçler içerisine girecek diyor kartlar. Yani o karanlık enerjiye başvuran kişinin karanlık enerjiyi kendisine dönecek şeklinde gözüküyor. Çünkü burada sistem devrede, anladınız mı? Özellikle dişiler. Yani eğer geçmişindeki toksik kişiyseniz, kartlar diyor ki senin aklındaki kişinin karşısına öyle birisi çıktı ki, eğer bu kişinin geçmişinden birisi değilim diyorsanız, biz ayrıl barış, toksik bir ilişki yaşamadım diyorsanız, ilk anlattığım senaryoya göre düşünün bakın. Ama ben şunu da hissediyorum, çok azınlık bir kısmı burada, büyüyle vesaire de sanki kendine bağlayıp evlendirtmeye çalışan kişiler olabilir. Bunlar çok, bakın, aşağılık kompleksli enerjiler. Çıkın buralardan. Hem bu dünyanızı mahvediyorsunuz, hem yani enerjisel boyutta belki kaç tane reenkarnasyonunuzu, kaç tane döngünüzü mahvediyorsunuz ve bunlar bir de soyunuza, sopunuza sirayet edebiliyor ya da hayatınıza, maddiyatınıza, bilmem nenize yani. Varsa belki çoluğunuza, çocuğunuza ya da doğacak çocuklarınıza, çocuklarınıza. Gerçi burada büyü yapan kişi kimse, kendisini uzun vadede bir bekarlığın, evlenememe durumunun beklediği gözüküyor. Yani hayatta yalnız kalma, bu karanlık enerjilere, büyülere başvurmamayı öğrenene kadar özellikle. Yani ve vücudu üzerinden, fiziksel görünüşü üzerinden de çok negatif süreçler yaşayabilir bu büyüye başvuran taraf kimse. Yani aklınızdaki kişinin geçmişindeki birisi olarak gözüktü ama sirayet hiçbir şekilde ona geri dönüyor. Çünkü burada siz, yani burada gördüğüm, korunuyorsunuz. Burada korunuyorsunuz. Araya bir erteleme vesaire girdiyse de bilin ki sistem devrede ve şu anda aranızdaki bu karanlık enerjiyi temizliyor aslında. Belki bu erteleme girmese, aranızdaki durum başka, belki hani bilmiyorsunuz burada. Şu anda sistem sizi de bu kişiden belki uzaklaştırıp bu kişinin üzerindeki negatif enerjiye, bu negatif enerjiyi yapan kişiye çeviriyor. Aziz kartı. Yani o kişiye geri dönüyor diyor. O karanlık enerji ve sizin yolunuz aslında açılabilir, açılma doğrultusunda ilerleyebilir. Siz bu doğrultuda daha çok belki iş, güç, kariyer, bireysel olarak bunlara odaklanmaya çalışıyor olabilirsiniz. Ama bir taraftan sizde de bir kafa karışıklığı oluştursa da bir erteleme, bir şeylerin ertelenmesi
bu kişiyle belki. Aslında sizi ve onun aranızdaki bağlantıyı korumaya almış olarak gözüktü ve burada siz daha sağlam ilerleyebilirsiniz. Bu negatif enerji temizlendikten sonra sistemsel olarak da sizin kalbinizdeki inançla, temiz niyetle, burada mesela kalbime bir serinlik geldi bunu anlattıkça. Burada kartlar diyor ki belki kendini böyle tek taraflı hissettiğin, yalnız hissettiğin durumlarda aydınlığa kavuşabilir. Sen doğru yolda ilerlediğin sürece. Çünkü Aziz kartı doğru yolda ilerleyeni korur. Büyüymüş, bilmem neymiş, o tarz kişilere tokadı yapıştırır. Yani Allah'ın şefkat tokadı gibi düşünün. Tasavvuftaki. Tasavvufta öyle derler. Yani negatif bir şey yaşıyorsan Allah sana şefkat tokadını atıyordur. Senin iyiliğin için aslında. Burada bazı negatif enerjiler aslında aranızda temizlenme sürecinde şeklinde gözüktü. Ama kalbini ruhunu iyi tutan, karanlık enerjilere vesaire başvurmayan, direkt olarak Allah'la arasında bağlantısını güçlü tutup karakterli, düzgün, etik, ahlaklı davranmaya çalışan kişiler için. Evet, şimdi karşılıklı enerjiler bu şekilde gözüktü. Bakalım düşünceleriniz ne? Yani bu kişi bir kere sizi doğru kişi olarak görüyor. Sadece evet, yani siz de siz şu anda bu kişinin size olan ilgisiyle ilgili çok karamsar gözüktünüz. Şimdi ben burada şunu görüyorum. Duygularını da açalım ya. Sizin ana duygularınız. Evet. Ben iş, kariyer, eğitim bağlantılı bir bağlantınız olabileceğini görüyorum. Sizdeki Aziz kartının aydınlık tarafıyla da. Şimdi aranızda bir bilinmezlik, bir sessizlik, bir pasif bir süreç girmiş olarak gözüküyor. Ve aklınızdaki kişinin düşüncesinde şu var. Birazcık kendisini de toparlayıp, dediğim gibi karışık bir süreç içerisinde gibi, birazcık mentalini, ruh halini, sağlığını belki toparlayıp, düşüncesinde sizinle yeni bir başlangıç yapmak var. Ve ben bir de sizinle ilgili çok fazla şeyi bilmediğini görüyorum. Sizi bir azize gibi görüyor. Bir kere evlenilecek bir kadın olarak görüyor. Çoğu kişinin hayal ettiği, arzuladığı ve ulaşılması zor gözüken bir kadın olarak görüyor. Enerjisel konulara ilgisi olan, tarot, astroloji, işte reiki vesaire gibi, böyle hani enerjisel konularla ilgili, tasavvuf olabilir, felsefi konular olabilir. Yani daha üst boyuttan ilmi konulara belki vakıf ya da o yolda olan birisi gibi de görüyor olabilir. Maneviyatı güçlü birisi olarak görüyor ve onun hayatında aslında ona, onun bazı konularda doğruyu yanlışı ayırt etmesine vesile olabilecek ve biraz dengeye gelmesine katkı sağlayabilecek onun bir kadın olduğunuzu düşünüyor ve şu var düşüncesinde, birazcık daha kendimi toparlıyorum. Toparladıkça da düşüncemde şu var, seni daha iyi tanımak. Çünkü siz ona göre çok fazla bilinmezliğe sahipsiniz. Çok fazla gizeme sahipsiniz ve sanki birazcık bu gizemlerinizi de aydınlatmak, çözmek isteyen bir enerji içerisinde. Bu pasif süreci de böyle bir, sanki böyle bir kendisinin başarısı ya da zaferiyle sonuçlandırmak niyetinde olarak gözüktü. Aranız ayrıysa barışmak düşüncesi içerisinde olabilir aynı zamanda. Küslük gibi bir şey söz konusu değilse de düşüncesinde ben birazcık aranızdaki süreci dengeye getirmek ve netleştirmek olduğunu görüyorum. Yani siz de çok geri planda kaldıysanız, çok perde arkasında kaldıysanız, ki ona göre şu an öyle gözüküyorsunuz. Ne yapıyorsunuz, ne ediyorsunuz, onunla ilgili ne düşünüyorsunuz bilmiyor gibi. Bunları da netleştirmek isteyen düşünceler içerisinde ve de hayatınızla ilgili de bazı şeyleri öğrenmek istiyor olabilir. Bu tarot, astroloji vesaire ilgiliyseniz bunlarla ilgili de belki böyle bazı şeyleri netleştirmek istiyor olabilir düşüncesinde sizinle ilgili. Sizin onunla ilgili düşüncelerinize baktığımda şimdi ben şunu görüyorum açıkçası. Onun sizden hoşlandığını düşünüyor olabilirsiniz ama bir taraftan işte yine güncel enerjinizdekine çok doğru orantıda gözüktü. Bu kişiyi çok fazla takıntı yapma, çok fazla kafaya takma ve aslında bu kişinin size hayatın güzel bir ilişki yaşama ya da güzel bir ilişkiye kendinizi açma noktasında hayatın size sunduğu bir fırsat olduğunu göremeyip hep
olayın en negatif ya da en karanlık taraflarına odaklanıp kafada böyle pireyi deve yapıp büyütüp 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 uyku düzeninizi bozmanız, ne zaman yatıyorsunuz, ne zaman kalkıyorsunuz, bu kişiyi düşünmekten belli olmaması, bir şeyleri çok kafanıza takmanız ve o yüzden de sanki birazcık akışa bırakamamanız gözüktü gördüğüm kartlarda. Ama düşüncenizde şu var: hoşlanıyorum ben bu kişiden ama ne olduğunu da anlamıyorum. Kafam, yani süreç benim için çok net değil. Kendimi açmalı mıyım, açmamalı mıyım, emin değilim, bilemiyorum dediğiniz durumlar içerisindesiniz. Bir de şunu söyleyeyim: sizin ya eli kulağında başka tekliflerle de karşılaşabilirsiniz ya da zaten başka tekliflerle de karşılaşıyor olabilirsiniz ve hani bu kişiye mi kendinizi açacaksınız, yeni kişileri değerlendirseniz mi falan, böyle iki arada bir derede kalıyor olabilirsiniz. Aklınızdaki kişiyle ilgili düşüncenizde şey gördüm ama açıkçası çok fazla bazı şeyleri kafaya taktığınız için kendinizi bu bağlantıya açamama durumunuz gözüktü. Çok sıkıştırdığınızı hissettim. Çok takıntı yaptığınızı hissettim. Yani çok düşünüyorsunuz bu kişiyi ve buradaki güzel aranızda bağlantı da güzel, belki duygusal anlamda da minik minik hafiften başlayabilecek, belki flörtözlükten, belki sonrasında ileriye gidebilecek durumları henüz göremediğiniz gözüküyor. Yani olayın en karanlık ve en negatif tarafına odaklandığınız gözüktü aklınızdaki kişiyle ilgili. O da akışa bırakamamaktan ve kendini bu sevgiye açamamaktan kaynaklı gözüktü. Sizin düşünceleriniz onunla ilgili. Yine de negatif köşeleri iptal 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 diyelim. Şimdi aklınızdaki kişinin sizinle ilgili duygularına baktığımda, bu kişi sizinle ilgili iş kariyer bağlantılı konular üzerinden olabilir ya da eğer böyle bir bağlantının söz konusu değilse direkt sizinle ilgili ikilemde kaldığı, kararsız kaldığı, beklettiği, sizi de belki belirsizlikte bıraktığı konular üzerinden çabalama isteği içerisinde. Somut olarak sizin için çabalamak isteyen, emek vermek isteyen ve bunu biraz aceleye getiren bir enerji içerisinde olduğu gözüküyor. Burada başka bir, buraya bir ek kart çekelim. Yani burada çok sevgi enerjisi görmedim açıkçası. Ama böyle bir çabalama isteği görüyorum sizin için. Bazı kapalılıkları açmak ve sanki bir de şey de var. Sizin de birazcık ona karşı daha net ve daha açık olmanızı sağlamak. Belki somut adımlar atarak. Yani sadece lafla değil ama somut adımlar atarak sizi de ona karşı birazcık daha hızlı, yani birazcık daha böyle beklemeyen, kendini kapatmayan, böyle bilinmezlikte bırakmayan şekilde görmek istiyor şeklinde gözüktü. Hep araya giren bir mesafeyi gösteriyor kartlar. Ya araya giren hep başka kişi enerjilerini görüyorum, biliyor musunuz? Ya mesela burada da şimdi başka birisi gözüktü. Ya bu kişinin iş ortamından falan da rekabet içerisinde olduğu kişiler söz konusu olabilir. İş balansı dediğim gibi gözüküyor. Ve bu kişilere karşı da birazcık size nasıl yaklaşmalı, bu kişiler görürse ne der, bunlarla ilgili bir çekincesi olabilir. Şu an bir uzaklaşma gözüküyor. Aslında ben emek verme, çabalama ve aradaki süreci hızlandırma istekliliği içerisinde olduğunu görüyorum açıkçası. Yani açmak istiyor aradaki o mesafeleri. Ama bir taraftan da belki iş ortamında rekabet içerisinde olduğu başka bir eril enerjinin bu süreçte belki onunla dalga geçmesi ya da belki sizinle ilgili çabalaması karşısında onu küçümsemesi gibi bazı davranışlarla karşılaşmasından bir çekinme enerjisi içerisinde gözüktü. Ama kendisinin size duyguları, yani şöyle söyleyeyim, çok yoğun duygular diyemem ama çok inişli çıkışlı. Şu an bir mesafe ama sanki yani böyle bir yan yana gelebiliyor olsanız, paylaşımlarda bulunuyor olsanız zaten
o duygular var gibi, akacak gibi gözüküyor burada. Yani sürekli araya giren başka durumlar gözüktü. Sizi seviyorum diye sordum. Ya bu kişi sizi çok çekici birisi olarak görüyor. Sizi çok bilinmez birisi olarak görüyor. Onun kafasını çok karıştırıyor olabilirsiniz. Bu kişinin size duygusu var ama bunu şöyle düşünmeyin. Hani of bana çok aşık gibi değil. Kafasını karıştırıyorsunuz. Hayallerini süslüyorsunuz. Ve sizin soğuk tavrınızı, belki mesafeli tavrınızı, bilinmez tavrınızı ya da daha iş odaklı, eğitim odaklı, kariyer odaklı tavrınızı dönüştürüp birazcık daha ona böyle çekici halinizi görmek isteyen, bu doğrultuda sizi etkilemek isteyen bir enerji içerisinde gözüktü kendisi. Sizin için çabalamak istiyor. Evet, sizden etkileniyor ama burada yoğun duygulardan dediğim gibi bahsedemem. Aranızdaki süreçleri ama hızlandırmak ve daha yakınlaştırmak isteyen belki iş bağlantılı konular üzerinden de bir enerji içerisinde gözüktü. Şimdi ama sonuçta o kadar kart seçtik. Çok yoğun duygular gözüktü mü? Gözükmedi. Ama belki şu anki süreçte bu normaldir. Yani çok da dediğim gibi her şeyin en negatifine de odaklanmayın. Sonuçta siz de her zaman bir kişiye çok yoğun olmuyorsunuzdur. Yani insan duyguları inişli çıkışlı. Ama şu anki süreçte bu şekilde gözüktü. Sizin onunla ilgili duygularınıza baktığımda da sizin ona duygularınızın değiştiğini düşünüyorsunuz. Belki diyorsunuz ki ben geçmişte bu kadar hoşlanmıyordum. Geçmişte çok da böyle ilgimi çekmiyordu ama bir şey oldu bana ve hani tövbe bismillah aptal aşık gibi ve kupa kraliçesi. Yani aklımdan çıkaramıyorum. Evet, çok belli etmemeye çalışıyorum. Ve kendi içinizde o çok yoğun duygu beslediğiniz, beklenti içerisine girdiğiniz durumları da değiştirmeye çalıştığınız, dönüştürmeye çalıştığınız ve daha kendi merkezinizde kalmaya çalıştığınız enerjiler gözüktü. Yani zaten işte gencim, güzelim, kendi değerimi biliyorum, öz sevgi, öz saygı, öz sevgi enerjisindeyim dediğiniz, kendinizi sevdiğiniz aslında enerjiler söz konusu. Bu kişiye de duygularınız olduğunu görüyorum. Beklenti içerisinde olduğunuzu görüyorum açıkçası. Ama sanki diyorsunuz ki bu kupa kraliçesi modunu bir değiştirip o tılsım kraliçesi, hani gelirse gelir gelmezse zaten benim hayatım çok iyi, o enerjide kalmaya çalışıyorum diyorsunuz duygusal olarak. Beğenildiğinizin farkındasınız. Belki bu kişi sizi beğendiğini de söylemiş olabilir. Bunun da getirdiği bir mutluluk hali söz konusu olabilir sizde. Ama dediğim gibi yani hemen de böyle iki tane söze de kanmayayım. Zaten hani başkaları da beğenebilir ya da beğeniyor beni. Birazcık daha o duygusal yoğunluğu değiştirip kendi merkezimde kalmalıyım dediğiniz, duygularınızda bir değişim dönüşüm aşamasında olduğunuz gözüküyor. Yani ben şey de hissettim ya, mesela burada imparator yerde, bakın ölü. Özellikle dişiler, başta da söylediğim gibi, sanki bu kişiye karşı yoğun duygularını değiştirip birazcık daha kendi hayatlarına odaklanmak istiyorlar gibi hissettim duygu durumlarında. Şimdi aklınızdaki kişinin sizinle ilgili olası gelecek enerjisine bakalım. Ve sizin aklınızdaki kişiyle ilgili olası gelecek enerjiniz. Şimdi bu kişiyle bir yolculuk ya da bu kişinin size bir yolculukta bulunması gibi durumlarınız söz konusu olabilir. Olası gelecekte bu kişi bir pişmanlık içerisine girebilir. Belki sizi kaybettiği için ya da araya giren mesafelerden kaynaklı. Ama ben biraz şunu da hissettim burada. Şurada bahsetmiştim ya, araya giren bir çomak durumu söz konusu diye. Ben ne görüyorum biliyor musunuz? Bu kişi olası gelecekte size karşı daha kararlı, daha iradeli. Bu kartları açmadan demiştim ki iradesini kullanması gerek. Burada da o iradeyi sizi seçerek kullanabileceği gözüküyor. O geçmişteki onu üzen, yaralayan durumları bırakıp o arkasındaki, bakın yeni kupa ikilisi, birlikte güzel paylaşımlarda bulunabileceği kişiye doğru hareket edebilir diyor. Bu kişi
Belki bulunduğunuz yere seyahat edebilir, size karşı daha kararlı, daha sahiplenici bir enerji içerisine geçebilir. Hani yeteri kadar araya mesafe girdi, kendimi toparladım, kendimi daha iyi hissediyorum, daha güçlü hissediyorum, bir ilişkiye hazır hissediyorum deyip böyle bir karşınıza çıkmak isteyebilir, bir yere gitmek isteyebilir ya da burada şu olabilir, ilişkinizi ilerletmek isteyebilir. Yani daha ileriye götürmek isteyebilir. Şu an hangi aşamadaysanız, çok da bir aşamaya başlayamamışsınız gibi görüyorum. Onun daha ilerisine götürmek isteyebilir. Hani yeter bu kadar dinlenme, yeter bu kadar mesafe diyerek birazcık daha eril tarafını, koruyucu, kollayıcı tarafını da size göstermek isteyebileceği gözüküyor. Geçmişte onu belki alkole düşürmüş, ondan sonra bazı bağımlılıklara düşürmüş, kendi değerinden şüphe etmesine neden olmuş ve çok fazla üzüntü, pişmanlık, gözyaşı yaşadığı ilişkisinden kurtulacak, oradan arınacak ve aslında seninle yeni bir yola doğru kararlı bir şekilde, iradeli bir şekilde, sağlıklı bir şekilde yola çıkabilir diyor kartlar. Burada sizin onunla ilgili olası gelecek enerjinize baktığımda da şimdi ben şu enerjiyi görüyorum. Size bu kişiden bir haber gelebilir. Bir teklif gelebilir. Bir telefon araması gelebilir. Özellikle mesaj gibi, teklif gibi, sesli yollardan olabilir. İşte telefon araması, mesaj. Yani bir şekilde bir haber alabileceğiniz gözüküyor ve sizin aldığınız bu haberle aslında olası gelecekte işte böyle kendinizi yalnız hissettiğiniz, korkmuş hissettiğiniz, belki aşka bakın kapalılık kapalılık açamadığınız durumlardan özgürleşme fırsatı yakalayabileceğiniz gözüküyor kartlarda gördüğüm. Birazcık daha belki bir süre kendinizi daha yaralı ya da daha kendinizi kapatmış hissedebilirsiniz bu kişiye karşı. Maddi konular üzerinden de bazı kaygılarınız olabilir. Bilmiyorum aranızdaki bağlantı ne ama kartlar diyor ki sana bir haber gelebilir bu kişiden ya da bu kişi bağlantılı başka birisinden. Ve bu haberle birlikte aslında sen bir oh be diyebilirsin. Bir rahatlayabilirsin. Bir ek kart seçelim. Ya çok şaşıracağınız, şok olacağınız ama duyduktan sonra da oh be diyeceğiniz bir süreç yaşayabilirsiniz bu kişiyle. Kule kartı da şeytandan sonra gelir. Şeytani enerjilerin yıkılma durumudur. Yani ben burada şunu görüyorum. Bazı kararlarınız değişebilir bu kişiyle ilgili, sürecinizle ilgili. Ya da size bu kişiden ya da bu kişi bağlantılı birisinden bir haber gelebilir. Ve siz belki bazı konulardaki kararlarınızı, bakış açınızı değiştirip bu kişiyle böyle bir araya gelebilirsiniz kısa süre içerisinde ve süreciniz yeni baştan, ya sistem koruyor sizi, bakın nasıl koruyor, görüyor musunuz? Evrenin, ilahi güçlerin, Allah'ın koruması yani burada. Yani diyor ki şeytani yapılar yıkılacak, aranızdaki o karanlık enerji yıkılacak. 15-16, bakın 15 şeytan, 16 kule. Şeytani yapıların, enerjilerin sonu yıkımdır zaten. Ve sonra sizin aranızdaki süreç şifalanıyor ve çok hızlı, çok güzel, çok etkileyici, birbirinize çok şanslı geleceğiniz başlangıç süreçleri içerisine geçebilirsiniz diyor. Bu kişide de bir hızlanma enerjisi gördüm demiştim ya. Özellikle 7'li vadeler, 9'lu vadeler burada. 7, 17, 27 gibi dikkat edebilirsiniz. 9 belki, 4. Bu zamanlarda özellikle hızlı bazı gelişmeler, beklemediğiniz derecede sizi çok mutlu edebilecek bazı gelişmeler ve haberler alabilirsiniz. Bu kişiyle ilgili aranızda çok güzel, şanslı süreçler başlatabilecek. Ve hani zafer var. Bakın yine o Aziz'in başta gözükmüştü ya, koruyucu kart demiştim. Sizi koruması ve araya giren, ya bu kadar olur ya. Ya bakın gözünüzün önünde çekiyorum. Nasip eden Allah'a şükürler olsun. Nasip eden Allah'a şükürler olsun. Bak o araya giren çomaklar var ya. Aziz sizi koruyor demiştim. Olası gelecekte de işte. Burada bu araya giren çomaklara karşı sizin zaferiniz gözüküyor. Yani burada siz aranıza girmeye çalışan kişilere karşı bir zafer kazanabilirsiniz.
Ve belki bu kişi sizi sevdiğini, sizi beğendiğini, çevresine, aranızda iş, kariyer, eğitim, bağlantılı konular varsa o kişilere de gösterebilir. Hani böyle bir sahiplenme içgüdüsüyle size yaklaşabileceği gözükmüştü zaten araba kartıyla da. Hani herkes de duysun. Belki o Deccal X'e karşı, hep X'lere böyle diyorlar ya, ben işte bu kişiyi seçiyorum. Ve hani böyle bir şey olabilir. Sizi etrafa da göstermek isteyebilir. Ve bu sizde çok gurur duygusu uyandırabilir ve özgüveninizi yerine getirebilir bu kişiyle ilgili. Sizde çok böyle güvene gelme, araya giren kişileri aşma, kendinizi çok iyi hissetme, bakın rahatlama ve kaderin, hayatın, sistemin sizden yana olduğunu iliklerinize kadar hissettiğiniz süreç yaşayabilirsiniz. Çünkü neden? Büyü vesaire yanaşmıyorsunuz. Hani akıştasınız, kendinizle bağlantıdasınız, Allah'la bağlantıdasınız. O yüzden de hayat seni burada koruyor diyor kartlar ve bu kişiyle de bazı başarılar yakalayabilirsiniz ve bu kişinin hep böyle sizi koruyup kolladığını hissedebilirsiniz ve belki de sonraki süreçte de aranızda güzel bir duygusal bağlantı aşamasına geçebilirsiniz. Ama o biraz daha sonraki süreç enerjilerinde gözüktü. O sürece kadar sizin de birazcık güven problemlerinizi aşıp kendinizi bir ilişkiye açmayı da öğrenmeniz gerekebilir şeklinde gözüktü. Ama bir alacağınız bir haberin sizi çok şaşırtması, şok etmesi ve sizi onunla ilgili daha umutlu olmanız, daha şanslı sürece geçiş yapmanıza vesile olabilir şeklinde gözüktü kartlarda. Onun olası gelecek enerjisine de size çekmişken çekelim ek kart. Ya araya giren kişilerle ilgili burada bazı durumları söz konusu olabilir. Ama yine sizin aranızdaki açıklığı kapatıp bu kişi size hediye vermek isteyebilir, istediğiniz bir şey yapmak isteyebilir. Sizinle vakit geçirmek için araya giren zamana rağmen bir şekilde somut olarak da değer verdiğini gösterebilecek bir hediye gibi bir jest belki yapmak isteyebilir ve birlikte vakit geçirebileceğiniz, buluşabileceğiniz adımlar atabilir. Kartlarda gözüken enerjiler doğrultusunda, evet, o üçüncü kişiyi de aradan çıkarıyor zaten. Çünkü bu kişi sana değer veriyor, seni istiyor, seni imparatorça olarak görüyor diyor kartlar. Evet, sana duyguları var çünkü. Ya ama şu an gözükmese de, ya burada birazcık sizin de dediğim gibi, yani hep aydın, yani şöyle söyleyeyim, karanlık enerji, maranlık enerji uzak durun. Bakın burada karanlık enerjiye bulaşan taraf kimse, yani sistem onun nokta 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 diyeyim. Kule kartı, yani çok büyük yıkımlar yaşadığı ve yaşayabileceği gözüktü. Ve bu kişiyle siz yolunuza bu doğrultuda çok daha güzel enerjilerle devam edebilirsiniz. Ama bu süreçte korku ve güven gibi kaygılarınızı aşmanız da gerektiği de gözüktü. Yani çok net, çünkü bu kişinin evet birlikte vakit geçirmek isteyebileceği, karşılıklı duygusal paylaşma yaşayabileceği enerjiler gözüktü ama sizde hep bir yine tetikte olma durumu gördüm burada çektiğimde demin. Onu bir aşmanız gerekiyor. Onu da söyleyeyim. Şimdi bu kişiye kartların sizinle ilgili tavsiyesine bakalım. Şunları bir kaldıralım. Net görün. Şimdi tavsiyelere geçmişken şuradan da birer tane kart seçeceğim. Aklınızdaki kişiye kartların sizinle ilgili mesajı ne? Ve size aklınızdaki kişiyle ilgili kartların mesajı ne? Ya dediğim gibi belki evlenebilirsiniz bu kişiyle. Deste altında da evlilik gözüktü. Şimdi bu aklınızdaki kişiye sizinle ilgili kartların tavsiyesi. Evet, güven sorununu aş. Yeni bir kişiye kendini açma noktasında güven problemlerini aşmasını,
ve sizinle ilgili çabalaması gerektiğini, olayları kontrolü altına alması gerektiğini, özellikle bir erilse aklınızdaki kişi, eril enerjisi, güçlü birisi ve bunu ortaya koyması gerektiğini, belirsizlikleri aşması gerektiğini, evet bakın bu kadar olur. Aşıklar sizi seçmesi gerektiğini söylüyor. Zaten başta da güncel enerjisiniz sizinle ilgili enerjisi aşıklar kartıyla gözükmüştü. Hatırlarsanız geri sarıp bakabilirsiniz. Yani burada siz ona hayatın, kaderin sunduğu kadersel bir bağlantısınız. Yani çok böyle sistemsel, kadersel, belki ruh işi. Yani çok da böyle isimlendirmek istemiyorum. Birbirinize çok iyi geliyorsunuz yani. Haritalarınıza falan bu tarz belki Venüsler üzerinden, Ay üzerinden belki. Ay'dan daha çok Venüs'tür çünkü aşıklar kartı. Ay değil ama Venüs. Venüs üzerinden bağlantılarınız söz konusu olabilir. Burada da kartlar aklınızdaki kişiye diyor ki belki yine bakın iş bağlantısı çıktı. İş bağlantılı konular falan olabilir aranızda. Bunlarla ilgili de duygusal anlamda da olayları kontrolün altına al ve pozitif bir aşamaya getir. Çünkü erilliğini bu kişiyle doya doya yaşayabileceğin kişi bu kişi. Yani aklındaki kişi diyor ona, aklınızdaki kişiye kartlar. Olaylara bir düzen getir, çeki düzen getir ve bu süreci aranızda pozitif bir aşamaya taşı artık. Bak, baki mutluluğun için sevin. Bu kişi sana sistemin, kaderin, hayatın sunduğu güzel bir ilişki seçeneği aşıklar kartıyla. Ve bakın burada güven sorununu aş diyor. Tılsım şövalyesi, dinarların süvarisi yani. Zaten güvenilir enerjidir. Yani kartlar diyor ki ona, güven problemini aş. Güvenilir davran çünkü karşıdaki kişi de güvenilir birisi. Ya bu kişide şöyle bir şey olabilir. Güvenilir davrandığımda, sadık olduğumu belli ettiğimde, özellikle erillerde sadakatimi ortaya koyduğumda karşıdaki kişiye sonradan işte şöyle böyle çok dile getirmeyeyim. Kartlar diyor ki öyle bir şey yok. Bak güvenilir birisi bu kişi, doğru kişi. O yüzden düzgün davran. Geçmiş şeyleri bırak bak. O araya giren çomakları, deccal eksleri bırak. Güven sorununu aş. Ey kalbim senin için müjde var. Bak kalbine getirilen bir müjde diyor. Yani siz onun kalbine getirilen bir müjdesiniz. Ve aşıklar aşkın binlerce tane dili vardır. Ve sizin aranızdaki uyum çok iyi gözüküyor burada. Yani kadersel bir uyum enerjisi gözüküyor. Çok Venüsel ya da Jüpiterleriniz üzerine. Jüpiter diyorum hep hızlı konuşunca Jüpiter'e. Jüpiterleriniz üzerinden de bağlantılarınız olabilir. Venüsleriniz üzerinden bağlantılarınız olabilir. Merkürleriniz üzerinden güzel bağlantılarınız olabilir. Yani aradaki sevgi dili, aşk dili, iletişim dili, birbirinin dilinden anlama durumunun da aranızda olduğunu aklınızdaki kişiye kartlar söylüyor. Daha ne desin? O yüzden de diyor ki bu belirsizliği, bilinmezliği aş. Ve güven sorununu da aş. Zaten korkudur ay aynı zamanda. Aşabilecek güce de sahipsin. Bu durumu değiştirebilirsin. Çünkü bilirsin. Çünkü sen imparatorsun. Güven sorununu aş. Korku varsa ilişkinde gelecek sorunları ipte iptal diyelim. Ona güven. Kendine de güven. Bakın yani çok net. Güven duygusu ilişkini güçlü kılacak. Nerede güvensizlik olduğunu bul ve sorunu kaynağında şifalandır. Aşkıma güveniyorum olumlamasıyla. Evet. Bir de size duygularını göstermeli bakın çektiğim ek kartlarda. Ya böyle minik minik iş, sadece iş odaklı bilmem ne odaklı, okul, eğitim bilmem ne odaklı davranışlar değil. Birazcık bunlarla birlikte belki de yapması gereken bir şey varsa da, bir anlaşmanız, ortaklığınız varsa da duygularını da göstermesi gerekiyor. Ve size aklınızdaki kişiyle ilgili kartların tavsiyesi, dinarların sekizlisi, kupa şövalyesi ve tılsım prensi. Şöyle, kılıç prensi ikinizde de çıktı. Ya, eğitim öğretim enerjisi görüyorum. Kılıç prensi de ikisinde çıktığı için tılsım şu falan. Ve bakalım çaba göster ilişkini kurtar. Şimdi burada kartlar size diyor ki şöyle yapalım bir dakika. Bu kişinin sana duyguları var. Ama bak bu kişinin geçmişinden birisi bu kişinin aklını karıştırmaya çalışıyor. Sana tavsiye bu. Görmen gereken şey bu.
Yani böyle bir geri çekildiyse, tuhaf tuhaf davranışlar sergiliyorsa, iki yüzlü, maskeli, arka planda belki sizin varlığınızı sezmiş ya da hissetmiş, yeni birisine duygu beslediğini hissetmiş, bu kişinin bir eksi söz konusu olabilir ve kartlar diyor ki o yalancı, iki yüzlü birisi ve bu kişi belki sana bununla ilgili çok fazla şey anlatmıyor olabilir ya da ucundan bazı şeyler anlatmış olabilir. Burada senin uyanık olman gerek, arkanı kollaman gerek. Bu kişinin sana duyguları söz konusu ama buraya karşı da bir üzüntüsü, bir melankolisi söz konusu ve bu kişinin eksi de bu kişinin melankolisini beslemeye çalışıyor ya da o birazcık daha akrep, yani bırakmakta zorlanan enerjisini kullanmaya çalışıyor. Enerjisini çalmaya çalışan bu kişinin geçmişinde birisi var diyor kartlar. Size özellikle erilerin geçmişinde buna dikkat et, tetikte ol. Yani bu açıdan bak duruma. Yani kendi küsüp bilmem ne alınma ve kendini küçümseme, Allah'ın gözünde değerlisin. Değnek sekizlisiyle. Aranızdaki durumla ilgili, hani kendinizle ilgili de negatif anlamlar çıkarmamanız gerektiğini söylüyor. Kadehlerin padişahı mutluluk kılıcıyla zevcem olacak bir yâri kurtaracağım. Yani bu kişinin zaten dediğim gibi belki de evleneceğiniz bir kişi olabilecek potansiyelde olduğunu, size duyguları olduğunu söylüyor. Ve dinarların içi olanı, yani Tılsım Prens'e neşesini şakıyan kuş gibi geri gelen mutluluğuna sevin. Belki bu kişi sizin hayatınıza bir neşe, bir enerji, bir pozitiflik de katmış olabilir. Sen pozitif ol, bu odaklı yaklaş. Bir de iş bağlantılı konularınız varsa da bu kişiye adım atabilirsiniz. Bu kişiyle yine böyle hani bir çalışma, çabalama içerisine girebilirsiniz. Çünkü Tılsım sekizlisi çabalamaktır. Size tavsiye de yine çaba enerjisiyle gözüktü. Çaba göster, ilişkini kurtar. İlişkin kopma noktasına bile gelse sen elinden geleni yap. Güneş yeniden doğacak, yarın yeni bir gün olacak. Onu dinle, kalbine uy, anı yakala, gerekiyorsa değişimi al, çaba ile onu tekrar sevgiye çağır. Yani ben burada şunu hissettim, çok geri durmamanız gerektiğini hissettim. Özellikle belki iş bağlantılı, kariyer bağlantılı konular üzerinden işte şu işi yapmamız gerekiyordu, bunu yapmamız gerekiyordu falan demek aranızdaki bağlantı açısından pozitif katkı sağlayabilir diyor kartlar. Hani gidip ama burada bu şey değil. Yani seni seviyorum falan gibi bir şey değil. Dişli enerjide kalın. Ama aradaki mesafeyi aşabilecek iş, kariyer, eğitim bağlantılı bir haber gönderme, bir şey yapma şeyinizin olabileceği gözüktü burada. Akrep dolunayıyla zaten eksler bir hortladı. Ama ekstir yani. Evet, birinci deste abonelerimdeki niyetime uygun kişiler ve enerji için bu şekildeydi. Uyumlandığınız ölçüde abone olabilir, beğenerek destek olabilirsiniz. Özel açılımlarla ilgili her videonun altında iletişim adresleri mevcut. Instagram DM ve mail aracılığıyla özel açılımlarla ilgili iletişime geçip bilgi alabilirsiniz. İsteyen diğer desteleri dinleyebilir. Evet, şimdi ikinci desteyle devam ediyoruz. Abonelerimdeki niyetime uygun kişiler ve enerji için tabii ki şunları bir karıştıralım. Ve burayı da karıştıralım.
Evet, ikinci desteği seçenler, abonelerimdeki niyetime uygun kişiler ve enerjiler için bakalım. Aklınızdaki kişi ve siz açılımında kartlar neler gösterecek? Evet, birinci desteği seçenler, abonelerimdeki niyetime uygun kişiler ve enerjiler için hayvansever, doğasever, hayvanlara doğaya sevgili, saygılı, güzel ahlaklı, saygılı davranarak yaşayan kişiler ve enerjiler için birinci desteği seçenler, birinci desteği seçenler, aklınızdaki kişinin sizinle ilgili güncel enerjisine, sizinle ilgili düşüncesine, sizinle ilgili duygularını şu ve sizinle ilgili olası gelecek enerjisi ne ve sizinle ilgili aklınızdaki kişi ne yapmalı, ona tavsiye mesaj sizinle ilgili nedir, aklınızdaki kişi sizinle ilgili ne yapmalı, ona tavsiye mesaj nedir? Ve sizin aklınızdaki kişiyle ilgili abonelerimdeki niyetime uygun kişiler ve enerji için sizin sizin güncel enerjiniz aklınızdaki kişiyle ilgili. Aklınızdaki kişiyle ilgili sizin güncel enerjiniz. Aklınızdaki kişinin sizin aklınızdaki kişiyle ilgili. Burayı bir daha seçelim ya kafam. Evet, aklınızdaki kişiyle ilgili sizin güncel enerjiniz. Aklınızdaki kişiyle ilgili sizin. Sizin aklınızdaki kişiyle ilgili güncel enerjiniz, abonelerimdeki niyetim uygun kişiler ve enerjiler için aklınızdaki kişiyle ilgili. Siz ne düşünüyorsunuz, düşünceleriniz, aklınızdaki kişiyle ilgili. Sizin duygularınız ve aklınızdaki kişiyle ilgili sizin, aklınızdaki kişiyle ilgili. Siz bayağı gelmeye isteklisiniz, sizin enerjiniz gözükmeye bayağı istekli. Aklınızdaki kişiyle ilgili sizin olası gelecek enerjiniz ve siz aklınızdaki kişiyle ilgili ne yapmalısınız? Kartların size tavsiyesi ne? Rumi'den de seçelim. Rumi Tarot'tan. Aklınızdaki kişiye kartların sizinle ilgili tavsiyesi, mesajları. Aklınızdaki kişi sizinle ilgili ne yapmalı? Siz aklınızdaki kişiyle ilgili ne yapmalısınız? Aklınızdaki kişinin sizinle ilgili güncel enerjisi. Sizin abonelerimdeki niyetime uygun kişiler ve enerji için sizin aklınızdaki kişiyle ilgili güncel enerjiniz. Evet, kartları seçtik. Güzelce. Açıya da bir bakalım. Gayet güzel gözüküyor mu? Gözüküyor. Evet, ikinci desteği seçenler, abonelerimdeki niyetime uygun kişiler ve enerji için bakalım hayvansever, doğasever kişiler ve enerji için aklınızdaki kişinin sizinle ilgili güncel enerjisi. Şimdi aranızda başarısız bir süreç yaşanmış geçmişte. Ailevi konular, iş konuları, kariyer konuları üzerinden olabilir. Daha resmi süreçler üzerinden sizinle ilgili beklediğini bulamadığı ya da böyle bir beklenti içerisindeyken bir bitiş, bir değişim, dönüşüm yaşadığı. Belki sizin de şöyle bir şey hissediyorum.
Bu acıyı daha çok siz yaşamış olabilirsiniz. Siz bir kötü bir süreç yaşamış olabilirsiniz. O da sanki sadece uzaktan baka kalmış sizin bu sürecinize. Ve ama şu var, ben yine inanıyorum her şey güzel şekilde ilerleyecek aramızda. Belki bazılarınız boşanmış olabilirsiniz. Belki bir sınava girdiniz, başaramadınız. Belki iş hayatınızda çok zor süreçler yaşadınız. Ve bu kişi de hani belki sizin bu süreci atlatabileceğinizi düşünüyordu. Ama öyle olmadı diyelim ki. Yanınızda olamamış, evet. Bazı mobbing tarzı şeyler yaşamış olabilirsiniz. Bir baskıyla karşılaşmış olabilirsiniz. Kartlarda gözüken enerjiler doğrultusunda. Yani resmi konular üzerinden bir değişim dönüşüm yaşamışsınız sanki ve o da hani ben sadece uzaktan baka kaldım ama ben şuna inanıyorum ki biz bu süreci ben senin yanına gelmek istiyorum. Sana bir teklif getirmek istiyorum. Bu bir yolculuk teklifi olabilir, buluşma teklifi olabilir, bir yere gitme teklifi olabilir, çalışma teklifi olabilir. Biz seninle bir yere gidelim. Ben onu planlıyorum ve biz bu süreci daha şanslı, senin için daha başarılı, kendini daha güvende hissedeceğin aşamaya birlikte getirebiliriz dediği düşünceler içerisinde. Sizinle ilgili bilgi almaya çalışıyor olabilir. Süreci böyle bir uzaktan izleme durumu içerisinde. Yaşadığınız sanki böyle acı süreçlerle ilgili özellikle hani nasıl kurtarabilir bu durumu? Sizin için ne yapabilir? Ya da yanınızda olarak size hangi teklifleri getirebilir? Süreci tamamen hem ikiniz adına hem de sizin yaşadığınız bu negatif süreçlerden çıkabilmeniz adına yanınızda olma isteğiyle durumu gözettiği, planladığı gözüktü. Pozitif bir sürece geçmenizi istiyor. Birlikte de sizinle ilgili güncel enerjisini, dış görünüşünüzü çok beğeniyor olabilir. Fiziğinizi çok beğeniyor olabilir. Sizi stalkluyor olabilir, araştırıyor olabilir. Daha çok ama ben burada yaşadığınız bir negatif bir süreçle ilgili bilgi almaya çalışıyor ya da o süreci böyle bir kafasında inceliyor gibi hissettim. Ve diyor ki bu süreç pozitif bir şekilde de değişecek. Ben de elimden geleni yapacağım ve bu doğrultuda ona da teklifler sunmak istiyorum. Çünkü birlikte olmaktan, belki birlikte iş yapmaktan, belki birlikte yolculuk yapmaktan, vakit geçirmekten sizinle hoşlandığını söylüyor ama şu an bir arada olmayabilirsiniz. Belki sizin yaşadığınız negatif bir süreçten dolayı da bir süre aranıza bir erteleme gibi ya da mesafe gibi bir süreç girmiş olabilir. Ama bu süreci de sanki bir araya gelmeniz doğrultusunda böyle seçenekler ortaya koyarak pozitif anlamda değiştirmek ve zamanı ikinizin bir araya gelebileceği, bütünleşebileceği şekilde kullanma, değiştirme enerjisi içerisinde gözüktü. Yani bir plan programın zamanını da değiştirmek istiyor olabilir sizinle ilgili. Geliyorum. Sizinle yan yana olmaktan keyif duyan, sizi hayatın, kaderin onun karşısına böyle çok hani şanslı bir şekilde çıkardığını düşünen, hani ne sevap işledim de karşıma çıktı gibi düşünen birisi olabilir. Bir de ben şunu da hissettim açıkçası. Bu kişi de kendi geçmişinde belki evlenip boşanmış birisi olabilir ya da başarısız bir ilişki yaşamış olabilir ya da başarısız kariyer deneyimleri yaşamış olabilir. Şu anda sizinle yola devam etmek istiyor her halükarda. Sürecinizi değiştirmek ve elinden geleni yaparak, destek olarak, sizinle yan yana olarak ilerlemek, belki yolculuk, seyahat gibi konular üzerinden kendi bilgi birikimiyle de size katkı olmak isteyen enerjilerde gözüktü kartlar. Bakın aşıklar iki destede de geldi. Sizin onunla ilgili güncel enerjinize bakalım. Siz de ondan çok etkileniyorsunuz ama etkilenmekten, bakın kılıç olması sizde de çıktı. Bilmiyorum, belki bakın orada da var, burada da başka bir deste ve görüyorsunuz yani. Ben sizde de şunu görüyorum. Ya böyle zor bir süreç yaşanmış. Belki o ayrı yaşadı, siz ayrı yaşadınız ve bu süreci yine pozitif bakarak olaylara ve siz ona çok güveniyorsunuz. Ve diyorsunuz ki yani ne yaşadıysak yaşadık. Ayrı ayrı yaşamışsınız. Çok birbirinizle bağlantılı bir acı verici süreç gibi görmüyorum bunu. Yani birbirinizi yaralama gibi bir şey görmüyorum. Siz ayrı bir
acı verici süreçten geçmiş olabilirsiniz. O ayrı bir acı verici süreçten geçmiş olabilir geçmişte. O sizinle ilgili umutlu. Siz de onunla ilgili umutlusunuz. Siz ondan çok etkileniyorsunuz. Ve bu kişinin parfüm falan kullanıyorsa parfümü sizi uçuruyor olabilir. Öyle söyleyeyim. Öyle bir etkilenme burada söz konusu. Ve iletişimi, kendine güveni, bu kişinin sizi çok etkiliyor ve size enerji veriyor, size umut veriyor. Sizin kalbinizi pırpır ettiriyor olarak gözüktü. Yani bu kişi sizi ayaklarınızı yerden kesiyor diyebilirim. Ama aynı zamanda da bir o kadar da ayaklarınızı yere de bastırıyor. Yani çok güçlü bir figür olarak görüyorsunuz bu kişiyi. Bu kişinin yanında huzur buluyorsunuz, güvende hissediyorsunuz, kendiniz gibi hissediyorsunuz ve ikinizin de belki ayrı ayrı yaşadığı zor süreçleri birbirinizle karşılaşmanızla yeni başlangıçlarla daha güzel ilerletebileceğinizi düşünüyorsunuz. Ama bir noktada yine sizin de bir korku, kaygı, bilinmezliklere karşı çalıştırdığınız gözüktü. Ama buna rağmen ben sizin ona duygu beslediğinizi görüyorum. Güzel bir aşk fırsatı olarak görüyorsunuz bu kişiyi ve bu kişinin, yani burada şey var, yani o ne yapar eder, ne yaparsa benim iyiliğim için yapar, güveni var. Siz bu kişiye güveniyorsunuz. Bu kişi size o güveni hissettiriyor böyle. Hani o sarıp sarmalama hissini hissettiriyor. Ve sizi çok etkiliyor olarak gözüktü. Siz de etkileyici birisiniz aynı zamanda. Hatta bazen şunu düşünüyor olabilirsiniz. Acaba benden etkileniyor mu o da gibi şeyler de düşünüyor olabilirsiniz. Ama birlikte vakit geçirmek size çok iyi geliyor. Ben size biraz aşık olma enerjisi hissettim. Kupası ve güç kar, yani şöyle baktığım zaman birazcık da bu duygulardan, bu kadar iyi hissetmekten zaman zaman da korkuyor da olabilirsiniz. Bazen sakarlaşıyor olabilirsiniz. Ay kartının gölgesiyle de, yani nasıl diyeyim, ne bileyim, böyle bir tuhaf tuhaf davranışlar belki bazen. Ve büyücü kartı ve kılıç onlusuyla da hani ama şunu diyorsunuz, ikimiz de birbirimizin hayatına yeni birer güçlü enerjiler olarak giriyoruz. Hadi bakalım, ben çok iyi hissediyorum hani. Güvende hissediyorum, çok umutluyum, bana çok iyi hissettiriyor. Yani ben kapıldım, öyle bir şarkı vardı, tam hatırlayamadım. Siz bayağı kapılmış şekilde gözüktünüz, çok etkileniyorsunuz bu kişiden şeklinde gözüktünüz bu kişiye karşı enerjiniz. Ve bu kadar çok çekimden ve etkiden de bir tık korkma enerjisiyle de gözüktünüz. Bayağı siz yüksek gözüktünüz. Bakalım bu kişi sizinle ilgili ne düşünüyor? Bu kişi de sizi çok beğeniyor zaten. Siz bu kişiyle ilgili ne düşünüyorsunuz? Bakın hep benzer kartlar. Aşıklar, aşıklar. Yani burada tılsım dokusu, değnek kraliçesi. Bana göre benzer enerjilerdir. Tabii ki farklılıkları var ama dış görünüş olarak ikisi de güzelliği temsil eder. Yani bütün kraliçeler güzel ama yani böyle bir iş ve cilve güzellik, ama tersine gelince de o tatlı cadılık. Ben de genelde değnek kraliçesi ve tılsım dokuzusu olarak gözükürüm. Tarot kartlarında ve imparatorçu olarak gözükürüm. Çünkü dişli enerjim yüksek. Zaten venüsyen birisiyim. Evet. Tekrar açıya bakmak istedim de. Şimdi ben şunu görüyorum sizde. Onda. Neden sizden? Sizde zaten böyle bir nedense çok konuşma ya da kendinize sanki bu kişiyle ilgili çok anlatma isteği var gibi. Yani çünkü şey var sizde. Siz çok büyük umutlar içerisindesiniz. Belki bu kişiyle evlenebileceğinizi düşünüyor olabilirsiniz ama bir taraftan da vesveseler araya giriyor olabilir. Belki geçmiş toksik kalıplarınız yüzünden, belki bu kişinin geçmişi yüzünden, belki şunu diyor olabilirsiniz bazılarınız. Acaba evli mi değil mi falan. Hani bu tarz şeyler de söz konusu olabilir. Ben burada bu kişiyi yeni biri gibi hissediyorum ama bazı geçmiş kod ve kalıplarda aranızda daha çok resmi bir bağlantı varsa, iş, okul, eğitim. Bakın yine buradan başlayacaktım, sizden başladım. Sizde bir öne atılma. Hani sanki bu kişiye sürekli anlatmak istiyorsunuz ama bir taraftan da çok da anlatmayayım mı diyorsunuz. Öyle içinizde kaldıkça da sanki hani birisi birisine karşı, özellikle kadınlarda bu daha çok oluyor. Erkeklerde nasıl bilmiyorum. Erkeklerde nasıl yoruma yazabilirsiniz erkekler? yani biz de kadınlar olarak bilelim, siz birisinden hoşlandığınızda kendi aranızda ne yapıyorsunuz? Çok anlatmıyorlardır gibime geliyor, ya da anlatıyorlarsa da çok hani
bilmiyorum ya, yazın yani. Çok ben bilmiyorum açıkçası ne yaptıklarını. Ama kadınlar mesela şey, böyle çok anlatmak isteyebiliyor arkadaşlarına. Hani böyle birisi var, şöyle şöyle falan. Sizde sanki böyle bir istek var. Yani önünüze gelene bu kişiyi anlatma isteği. Burada bunu çok yoğun olarak hissettim. Buradan başlayacaktım. Sizden başladım zaten. Ama korkular, kaygılar, vesveseler de geçmiş bağlantılardan kaynaklı ve iş, kariyer, eğitim bağlantısından belki kaynaklı gözüküyor. Aranızda yaş farkı, kültür farkı olabilir. Bunlardan kaynaklı da bir korku durumunuz söz konusu olabilir yaşadığınız. Bir de ben şunu hissettim. Birazcık bu kişiye bağımlılık çalıştırıyor olabilirsiniz. Buna dikkat edin. Yani şöyle hemen evleneceğim kişi moduna girip bağımlılık çalıştırma enerjisine dikkat edin. Bu dikkat edilmesi gereken bir şey. O şeytana bir ek kart çekelim ya. Bakın bağımlılık dedim. Bu gözüme çarpmıştı zaten çok. Vesvese, vesvese. Okey. Yine iş bağlantısı. Bakın gözüktü. Vesvese, kendi kendinizi doldurmanız süreci, kendi kendinize bazen sabote etmeniz. Yani aramızdaki acaba sadece iş arkadaşlığı mı, iş bağlantısı mı? Yoksa ben kendi kendime mi gelin güvey oluyorum? Ama her türlü unutamıyorum. Sürekli aklımda çok yoğun bir çekim hissediyorum. Yani burada siz baya baya bu kişiye çekiliyorsunuz. Ama dışarıdan da düzgün, hani dürüst, adam akıllı davranmaya çalıştığınız, hani bu çekime rağmen enerjilerde gözüktü kartlarda. Ama o şeytan dediğim gibi daha çok vesvese olarak gözüktü. Yani aranızdaki çekim aslında burada gerçekten olan bir çekim diyebilirim. Çünkü bu kişi sizinle ilgili şunu düşünüyor. Hayallerimdeki gibi bir kadın, davranış olarak, bağımsızlığıyla. Bu kişi mesela siz de biraz bağımlılık gözükse de çok düşünmeden duramamak. Ama o kişi sizi bağımsız birisi olarak düşünüyor mesela. O yüzden diyorum. Mesela bazen birinin sizinle ilgili düşüncelerini yorumladığımda özel açılımlarda ya da kolektif açılımlarda insanlar hemen böyle bir savunma psikolojisi içerisine giriyor. O kişinin seninle ilgili düşüncesi, senin kim olduğun demek değil. O seni öyle düşünüyor. O an belki yarın başka düşünecek seni. Belki öteki gün başka düşünecek. Yani ben öyle değilim, şöyleyim demene gerek yok o yüzden. O onun düşüncesi. Yani soru odaklı bakın. Burada da size bağımsız, çekici, kendi ayakları üzerinde duran, çok güzel bakışlarınızdan çok etkileniyor olabilir. Bir de onunla ilgili bir beklenti içerisinde olduğunuzu düşünüyor. Parasal konular üzerinden olabilir, emek verdiğiniz bir konunun karşılığını almak üzerinden olabilir. Sanki böyle gayet özgüvenli bir şekilde ben bu konuya emek verdim ve aklımdaki kişiyle bunu pozitif ilerletebilirim imajı çiziyorsunuz onda. Yani o sizi hem kendine güvenen hem de ona güvenen bir kadın olarak görüyor, bir dişil enerji olarak görüyor ve sizin bu halinizden çok keyif aldığını, çok mutlu olduğunu, sizin yanınızda kendisini çok mutlu hissettiğini, hayallerimdeki gibi bir kadın dediğini söylüyor. Kartlar sizden etkilenmesi durumu, biraz zevkten dört köşe olma durumu, mutlu olması, daha pozitif olması. Yani diyor ki bu kadın yanıma gelince böyle bir yüzüm gülüyor, böyle kendim gibi oluyorum, kasmıyorum. Böyle bir hani nasıl diyeyim, biraz böyle hani pohpohlanıyormuş gibi hissediyorlar. Yani belki sizin gibi bir kadının yanında olmasından bile hani o onun için bir gurur kaynağı gibi oluyor olabilir. Burada hissettiğim hani yanımda böyle bir kadın var gibi hani biraz onu da hissettim buraya baktıkça, özellikle şu iki karta. Belki çok belli etmese de düşüncesinde sizinle yan yana olmaktan böyle çok mutlu olduğu ama sanki böyle beklenen de bir süreç olduğunu aranızda düşünüyor şeklinde gözüktü. Özellikle sizin emek verdiğiniz ve belki birlikte emek verdiğiniz ya da karşılığını sizin böyle yine parlayacağınız şekilde almak istediğiniz bir süreçle ilgili. Şimdi onun sizinle ilgili duyguları. Burada var ya tutkusal, cinsel, tensel ne diyorsanız çok yoğun bu enerjiler. Yani çekiminiz birbirinize karşı çok 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 yoğun. Haritalarınızda geçmiş yaşamlardan özellikle işte Mars, Venüs, Güneş üzerlerinden, geçmiş yaşamı belli eden Güney Ay düğümleri üzerinden falan
kavuşumlar, bağlantılar, bilmem neler söz konusu olabilir. Tutkusal çekim çok yoğun bu kişiyle aranızda. Siz zaten muazzam bir dişli enerji içerisindesiniz. Sizin onunla ilgili duygularına baktığımda onun sizi çok böyle kadın kadın hissettirdiğini, çok böyle dişil hissettirdiğini, onun yanında imparatorça gibiyim, prenses gibiyim. Yani bana çok iyi davranıyor, çok iyi vakit geçiriyoruz, arkadaş gibi de vakit geçirebiliyoruz. Belki ortak arkadaşlar da başka kişilerle de bir arada vakit geçirmekten çok hoşlanıyor olabilirsiniz. Dediğim gibi sizi biraz bu kişinin uçurma durumu var. Yani duygusal olarak çok keyif vermesi var bu kişinin size. Yani böyle konuşmak, vakit geçirmek size çok iyi geliyor olabilir ve bu kişinin arkadaşlarından, ortak arkadaşlarınızdan tanıdığınız ya da bu kişiyle ilgili bir haber almış olabilirsiniz ya da bir şey duymuş olabilirsiniz ve bu da sizi çok mutlu etmiş olabilir. Bunu da hissettim. Ama duygu durumunuzda yine umutlu olma enerjisi görüyorum bu kişiyle ilgili ve sanki böyle şey var, hani sizde hep şunu görüyorum. Evleneceğim kişi bu kişi mi? Yani o kişi bu kişi mi? Nin getirdiği heyecan gözüküyor sizde. Ama şimdi bunun Tılsım Prensi ile gelmesi, şeytan kartının. Şimdi aranızda iş bağlantılı, kariyer bağlantılı konular söz konusuysa bu kişinin duygularında ben şunu görüyorum. Aranızdaki çekimden dolayı işle ilgili konular birazcık aksıyor olabilir. Ya da savsaklanıyor olabilir. Bir de bu duygularında şu var. Yani yine tılsım tılsım, yani bir konuda belki sizin yolun başında olduğunuz ya da onun yolun başında olduğu bir konuyla ilgili sizin birbirinize bağımlı olduğunuzu söylüyor. Yani bu konuyla ilgili bizim bir bağımlılığımız var birbirimize. Bu konu hallolana kadar, ama muazzam da bir çekim hissediyorum, çok beğeniyorum, dokunmak istiyorum, yakın olmak istiyorum dediği durumlar var ama burada duygu görmedim. Ama sizde de çok duygu görmedim. Yani kupa üçlüsü, güzel vakit geçiriyoruz, eğleniyoruz ama burada kupa ası çıkmıştı sizden. Ya onun için aslında güzel de bir fırsatsınız ama şeytan kartının çıkması şimdi tam da böyle duyguda çok dikkat edilmesi gereken bir şey aslında. Üf. Burası cayır cayır. Of. Benim tepkilerim yaz ya. Ama yani şu kartlara bakın. Allah Allah, yani burası. Ve şunu düşünüyor bu kişi. Diyor ki benim ondan bu kadar etkilendiğimi anlamıyor herhalde. Yani görmüyor herhalde falan diyor olabilir. Evet. Evet. Siz yani diyor ki nasıl karşı koyabiliyor ya? Yani nasıl umursamaz gibi durabiliyor? Ben bu kadar yükselirken o nasıl belki sadece daha akılcı yaklaşabiliyor duruma ya da daha iş bağlantılı, kariyer bağlantılı yaklaşabiliyor? Nasıl sadece ya da arkadaş gibi yaklaşabiliyor? Yani ben alıyorum başımı gidiyorum hani başka yerlere diye. Burada tutku çok yüksek sizinle ilgili bu kişide. Ve bu bazen aklını başına toplamasını zorlaştırıyor olarak gözüktü duygu dünyasında. Ve ama sanki diyor ki onda da gözüken hani çok da tık yok gibi. Yani o bu kadar etkilenmiyor gibi, nasıl oluyor bu dediği durumlar söz konusu. Duygusu var mı ama duygu görmüyorum. Öncelikle onu söyleyeyim. Yani burada tutkusal bir çekim var. Tutkusal bir çekimle size gelecek kişi çok güvenilir değildir yani. Başka bir güzel de, yani çok dile getirmeyelim ama, ya da sizin de aynı şekilde. Yani bir yakışıklı bir erkeği gördüğünüzde, sadece tutku hissettiğinizde başka bir yakışıklı erkek de çıkabilir. Önemli olan oradaki o çekimin derinleşebilmesi, araya duygunun girebilmesi, başka ortaklıkların girebilmesi bu yani. Evet, burada çok 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 yüksek bir tensel çekim söz konusu. Onu çok etkilediğiniz ama bir taraftan da soğuk ya da mesafeli bir duruş sergiliyor. Yani sadece bana mı oluyor olanlar gibi bir duygu durumu içerisinde kendisi gördüğüm.
Mars enerjisi zaten. Dediğim gibi bu kişi yani duygusu var mı diye soracağım ekstra. Duygu görmek istiyorum. Ben duygu görmek istiyorum. Tutku önün yani güzel kadınlara da hissedilebilir, güzel erkeklere de hissedilebilir. Yani kimse dünyada tek güzel kadın ya da tek güzel erkek değil sonuçta. Yani yakışıklı erkek değil. bu kişinin size duygusu söz konusu mu? Yani böyle duygu söz konusu mu? Net aslında soru. Duygusu bu kişinin... Of. Ya of yani burası hissettiğim yani böyle mesela sıcak bastı beni. O kadar yoğun bir şey burası. Yani şu kart tarot bilenler zaten burası iyi şu an anladı. Bilmeyenler için de yani of yani bu kişi de böyle sürekli böyle diyor olabilir içinden. Etkisi çok yüksek ya bu kişinin size. Bu kişi size bayağı kapılmaya başlamış. Etki alanınıza girmeye başlamış. Ama bu kişi de çok çekici, karizmatik birisi olabilir. Bir de şunu söyleyeyim bakın. Değnek kraliçesi, değnek kralı. Yani eş enerjilerdesiniz zaten. Bir de evet. Bu kişi mesela size dokunmak istiyor olabilir. Daha yakınlaşmak istiyor olabilir ama siz mesela hani onu normal karşılıyor olabilirsiniz. Bu da birazcık hani o kişiyi bozuyor olabilir. Hani tövbe bismillah sadece ben de mi var bu gibi. Özellikle erillerde. Duygu var mı? Duygu var mı dedikçe tutku ve temsellik gözüküyor ama ben inatla duygu görmeye çalışıyorum. Bakalım. Duygu var mı peki bu kişide size karşı? Duygu söz konusu mu? Bu kişinin size karşı... Evet, karşılıklı etkileşim söz konusu. Evet, var. Ama bu kişi birazcık sizden de o heyecanı görmek istiyor. Yani siz çok ağır başlı ya da çok kendine hakim olabilen bir enerji içerisindesiniz. Bu kişi birazcık sizde de hani o heyecanı görmek istiyor gibi gözüktü. Yani tek taraflı olmadığını görmek istiyor gibi ama bu gidip de direkt bu kişiye bakın yine eş enerjilerdesiniz. Bu şu demek de değil. Gidip sana aşık oldum demek değil ama hani o heyecana ortak olmanızı bekliyor olabilir. Duygusu var ama şu an ön planda olan daha çok çekimi açıkçası. Zaten kaptırmaya doğru da gitti. Yani bu kartlara kupa ikilisi, kupa kralıyla da size aşık olmaya başlamış birisi diyebilirim. Ama işin şu anda yolun başındasınız yani. Ona göre düşünün. Kartlarda gözüken enerjiler doğrultusunda. Sizde de çok yoğun duygular yok ama yeni bir fırsat, yeni bir başlangıç, belki çok güzel vakit geçirmeniz, sizi çok güldürmesi, eğlendirmesi, belki bir şeyler içmeniz, belki size bir şeyler, böyle bir yere gidelim, bir şeyler içelim, bir şeyler yiyelim demesi. Hani böyle size çok imparatorça, kadın kadın hissettirmesi. Çünkü o da güçlü bir eril enerji aslında. Kartlarda gözüken enerjiler doğrultusunda. O yüzden de güçlü eril enerji zaten hayatındaki kadını da kadın kadın hissettiriyor. Yani böyle sizin de zevkten dört köşe olmanız, çok mutlu olmanız, onunla belki zamanın nasıl geçtiğini anlamamanız, konuştukça konuşasınızın gelmesi, güldükçe gülesinizin gelmesi hisleri söz konusu olabilir. Onunla ilgili duygularınız. Evet siz de çok etkileniyorsunuz. Bakınız yalnız. Bakın yine onda da büyücü, sizde de büyücü. İkinizin arasında yeni bir başlangıç, yeni bir etkileşim ve çok güçlü bir etkileşimin olduğunu söylüyor. Ve bu evrensel ve kadersel de aslında biraz sistemin de müdahale ettiği, sizi birbirine yaklaştırdığı, çok kadersel kartlarla da bir etki, yani sizi birbirinize yakınlaştırmaya çalışan bir hayat var gibi. Hani kaynaşın, konuşun, işte sevgili olun, ilerletin. Birbirinize açılın demeye çalışan bir hayat sistem kadersel etkiler de görüyorum açıkçası. Bir süredir yalnız olabilirsiniz. O yüzden de bu kişi size çok iyi gelmiş olabilir. Siz bu kişiyle ilgili başka ne hissediyorsunuz? Evet çok yoğun sizde de tutku enerjisi görüyorum ama onu siz daha o kişiye nazaran kontrol edebiliyorsunuz. Gördüğüm ve o kişinin aslında belki sizinkinden kat ve kat yoğun tutkusunu özellikle görmüyor olabilirsiniz. Evet, siz de ya ben sizde görüyorum. Evlenilecek erkek modunda baktığınızı görüyorum bu kişiye. Ve çok yani burası yeni büyük ihtimal bu kişiyle yeni tanıştınız. Gördüğüm o. Ve burada hani o başlangıçtaki heyecanın
çekimin, tutkunun çok çok yüksek olma durumu gözüktü. Şimdi olası gelecek enerjilere bakacağım, konuşamadım. Evet, şimdi duygu sordukça yani tövbe tövbe. Evet, şimdi. Ama çok burası heyecanlı yani güzel hissettiriyor bana. Ama hani yine siz kendinize göre düşünün. Olası şimdi şöyle olası gelecekte bu kişinin sizinle ilgili enerjisi. Aa, peki sizin bu kişiyle olası gelecekte enerjiniz? Şimdi olası gelecekte bu kişi sizi kaybetmek istememesi ya da bırakmak istememesi ile ilgili bir süreç yaşayabilir. Araya giren bir zaman, bir süreçle ilgili bir üzüntü, bir pişmanlık hissedebilir, yaşayabilir. Ve sanki şey gibi hissettim. Şimdilik hani bir uzak kaldık ama ben yine onu bırakmadım. Yine biz hani birlikte yola devam edeceğiz gibi bir süreç içerisine girebilir. Ama bazı şeyleri de hani yani böyleymiş o yüzden dediği durumlarla karşılaşabilir. Ben bir de şunu hissettim. Sizin onunla ilgili olası gelecek enerjinize baktığımda da ikilemler yaşayabilirsiniz. İş, kariyer, para konuları üzerinden belki özellikle seçim yapmakta zorlandığınız bir süreç içerisine girebilirsiniz. Bu kişinin size şans getirebileceğini hissedebilirsiniz. Kartlarda gördüğüm. Zaten bu kişi de olası gelecekte sizi bırakmak istemeyebileceği ve yine bakın kader çarkının aydınlık kartı, kader çarkı burada da çıktı. Yani belki yolculuklar üzerine ya da sürecinizle ilgili sizi bırakmayıp bazı konularda üzülse de sizi bırakmayıp yine size pozitif destek olmak isteyebileceği bir süreç içerisinde olabilir. Sizin de onunla ilgili böyle bir ikilem, bir kararsızlık çalıştırabileceğiniz olası gelecekte ama o bana çok iyi geliyor zaten ve bana yine bir şans kapısı sundu. Bana yine böyle bir iyi geldi diyebileceğiniz bir süreçle karşılaşabilirsiniz. Şimdi burada bir kart seçeceğim. Hep kader çarkı görüyorum. Çok Jüpiterleriniz üzerinden de bağlantınız olabilir. Ya ve kadersel aranızdaki bağlantı çok yoğun. Yani hayat öyle bir şarkı mı vardı? Pop şarkısı. Hayat seni bana yazmış mıydı? Kader seni bana yazmış mıydı? Öyle bir şey. Yani çok kadersel etkiler gözüküyor. En başından beri aranızda zaten çok muazzam hem de. Birbirinizle etkileşiminiz çok yoğun. Etkiler çok yoğun. Yolculuk temaları söz konusu olabilir. Kader çarkı. İş konuları üzerinden bir başlangıç süreci içerisine girebilirsiniz. Bu kişiye de bir devam kartı seçelim. Olası gelecek enerjisi. Ya burada rekabet içerisinde olduğu bazı kişiler var. Ben bu tılsım kralını da biraz başka kişi gibi hissettim. Yine iş ortamı üzerinden olabilir. Sizi kıskanan, sizin birbirinize uyumunuzu kıskanan kişiler olabilir. Burada şunu hissettim ben açıkçası. Olası gelecekte bu kişi belki sizinle yola çıkmak, sizinle göz önünde olmak ya da belki bazı başarılar kazanmak isteyebilir ama araya giren üçüncü kişiler var. Sizi birbirinizden olası gelecekte uzak tutmak isteyebilecek. Yani bunlar yan yana gelmesin. Bunlar birlikte durmasın diyebilecek. Bu kişilere karşı birazcık üzüntü çalıştırabilir ama belki şunu diyebilir. Uzaktan da olsa yine de senin yanındayım. Seninle gurur duyuyorum. Çok başarılısın. Hani böyle bir araya girebilecek enerjiler gözüktü. Burada bu enerjileri nasıl aşabilirsiniz biliyor musunuz? Sizin yapacağınız seçimler. Yani belki size başka birisi bir fırsat, bir şey sunabilir. Belki bu kişiyle yapabileceğiniz ya da bu kişiyle değerlendirebileceğiniz bir şeyin arasına girmek isteyebilecek ikinci bir eril enerji bir şey sunabilir size. Burada sizin vereceğiniz karara göre
siz bu kişiyle belki bir zafer elde edebilirsiniz ya da başka birisiyle bir belki iş bağlantılı bir süreç içerisine girebilirsiniz. Burada süreci bu kişiyle değerlendirip değerlendirmemek bu kişinin kararına bağlı değil. Sizin kararınıza bağlı. Çünkü işler daha çok sanki sizin isteğinize göre ilerleyebilirmiş gibi. Özellikle iş kariyer odaklı bağlantılar üzerinden gözüktü. Evet. Yani bu kişi zaten size duygularını olası gelecekte açabilir. Bu araya giren kişiler çıktıktan sonra çok hem de yoğun duygular beslediğini söyleyebilir. Sizi çok beğendiğini, belki hayatının şu evresinde evlenmek istediği bir aşamada olduğunu ve sizi de bu değerde, bu minvalde gördüğünü söyleyebilir. Burada gördüğüm ve belki aranızdaki süreci ilerletmek istediğini, daha çok vakit geçirmek istediğini söyleyebilir. Aynı zamanda kendi ailesi bağlantılı da bazı sıkıntılı süreçlerinden anlatmadığı belki bahsedebilir. İşte bundan bahsetme sebebi de şu olabilir. Bazen işte yoğun olduğunda ya da belki vakit daha çok geçirmek isteyebiliyorken daha erken yanınızdan ayrılmak zorunda kaldığında falan bununla ilgili hani söyleyebilir, işte kardeşi, ailesi, osu busu, işte şöyle bir şey yaşıyor, böyle bir şey yaşıyor falan gibi, o yüzden belki hani istemeden de olsa o tarafa gitmek zorunda gibi. Yani böyle hayatıyla ilgili daha fazla şey de anlatabileceği süreçlere geçebilirsiniz ama sizi ciddi süreçler bekliyor. Sadece iş, kariyer, eğitim, para konuları üzerinden çevresel anlamda bu kişinin önüne geçmek isteyecek başka bir dişli enerji, eril enerji gözüktü, pardon. Burada da sizin seçiminize bağlı aslında bazı şeyler. Toparlayalım, öyle çekeceğim bir dakika. Çok çektik çünkü kart kalmadı. Resmi konular gözüküyor hep. Ya bir konuda sizinle vakit geçirmek isterken bazı kuralları ya da bir başarı elde etmek isterken sanki bazı kuralları değiştirmek isteyebilir olası gelecekte. Ya da bazı resmiyet durumlarını belki. Ama çok öyle hissetmedim. Burada resmi bir bağlantı var. Bu resmi bağlantıyla yine başka bir resmi bağlantı ya da kural durumunu değiştirme isteği gözüktü. Olası gelecek enerjisinde. Kişi sizin ama hep yanınızda olabilecek biri, şöyle söyleyeyim. Araya engellemeler vesaireler söz konusuysa da, çünkü bu kişi sizinle çok mutlu ve sizi kaybetmek istemiyor. Ama ne bileyim, iş yükü, aile bağlantılı durumları, bilmem neleri hani. Ve sonraki süreçte sizinle evlenmek istediğiyle de karşılaşabilirsiniz. Evet. Bak, ve sizin o gizemli halinizi de, bu arada görüyor musunuz, şöyle yapayım. Sizin o gizemli halinizi de değiştirmek isteyip birlikte güzel bir ilişki içerisine girmek isteyebilir. Araya giren kişilerden de uzaklaşarak. Yani şunu diyebilir, ben şimdi öyle lay lay lom kişilerle birlikte oldum. Ama şimdi senin gibi saf ve masum bir sevgiyi buldum. Ve bunu da kaçırmak istemiyorum, değerlendirmek istiyorum diyebilir. Evet. Ama önce aranıza bir durağanlık girebileceği gözüktü. Onu söyleyeyim. Sonradan biraz sizin vereceğiniz karara göre şekillenebilir aranızdaki süreç. Bir başarı, bir zafer elde edebilirsiniz. Bir karşılıklı birbirinizden gurur duyduğunuz bir süreç içerisine girebilirsiniz.
Birlikte bir işi güzel tamamlamanın getirdiği, etrafında sizi takdir ettiği bir süreç yaşayabilirsiniz. Olası gelecekte. Hem kendinizden hem onunla ondan hem onunla bağlantınızdan gurur duyma ya da bir hayalinizi, bir isteğinizi gerçekleştirme mutluluğu yaşayabileceğiniz gözüküyor. Onunla ilgili olası gelecek enerjinizde. Evet, ya ben sizde de çok mutlu olabileceğiniz, belki güzel birlikte paylaşımlar yapabileceğiniz, onun belki, bakın bu kupa beşlisi enerjisinin değişebileceği, güzel süreçler içerisine girebileceğinizi gördüm. Kartlarda. Ya arka planda biraz hoşuma gitmeyen durumlar gözüktü ama bunları dile getirmeyeceğim bu kadar güzel bir açılımda. Çünkü kolektif açılım zaten hepiniz için geçerli değildir diye düşünüyorum. Hiç oralara girmeyeceğim. Girmek de istemiyorum bu kadar güzel enerjiden sonra. Ya çünkü şey, yine de siz kendinize göre dikkat edin ama. Zaten tavsiyelere bakacağız şimdi. Evet, şimdi bir dakika, şurayı da toplayalım. Evet, şimdi aklınızdaki kişiye kartların sizinle ilgili tavsiyesi ne? Güven problemini aş, korkuları ve bilinmez bazı sakladığı şeyler var. Ya da doğru yansıtmadı. Yalan söylemiyordur ama doğrusunu da söylemiyordur, örnek veriyorum. Bir şeyleri netleştirmesi gerekiyor. Bilinmez süreçleri değiştirerek. Şöyle. Yine tılsım kralı. Burada bir güvenilmez bir tılsım kralı var. Birazcık sürecinizi de belirsizliğe sokan ya da baltalayan bir enerji içerisinde olabilir. Sanki kartlar diyor ki bunu da bir ortadan kaldır. Yani bu tılsım kralına da sırtını dönme. Aman onunla mı uğraşacağım, bana ne deme. Burada, çünkü sizin olası gelecek enerjinizde de gözükmüştü bu kişi. Başka bir seçenek olarak belki size şans getirmek isteyebilecek. Ama burada kartlar diyor ki, yani nasıl diyeyim, yani sizin karşınıza başka bir seçenek çıktığında bu kişinin arkasını dönüp gitmemesi gerek. Sizin için mücadele etmesi gerek. Ya da eğer o kişi güvenilmez birisi ise ya da size iyi gelmeyecek birisi ise kendini ortaya koyması gerek. Biraz atılgan olması gerekiyor bu kişinin size karşı. Aranızdaki bağlantıyı netleştirmesi gerekiyor. Sizin görmediğiniz bazı konular varsa, anlatmadığı, bilmediğiniz, bunları da anlatması gerektiğini söylüyor kartlar. Pasından arın ve parlatılmış kılıç gibi ol. Bu minareden at gibi yüz binlerce insan düştü. At kavmi helak olmuş kavimlerden birisiymiş. Çok azıp kudurdukları için. Burada da işte şeytandan sonra kule gelir. Yani şeytanın sonu kuledir, yıkımdır yani. Burada da Rumi tarot kartlarındaki mesajı zaten işte. O at kavmi de azdı kudurdu, sonunda helak oldu diyor. Yani ve kaç tane kavim aslında helak oldu mesajı var burada. Burada ben şunu hissettim. Yanlış bir şeyle ilgili ya da güvenilmez bir durumla ilgili aranızdaki bir şeyi netleştirmesi gerekiyor bu kişinin. Doğru bir duruş ve doğru kararlarla. Ve ay, ay suda değil gökyüzündedir. Yani bir yanılsama, kendisi de bir yanılsama içerisindeyse ya da bir korkusu, bir merak ettiği bir durum varsa ve sizin de sanki bilmediğiniz, yanılsama içerisinde olduğunuz bir durumla ilgili net bir iletişim gerçekleştirmesi gerekiyor. Özgüvenli bir şekilde böyle bir şeyleri netleştirme niyeti içerisinde olması gerekiyor. Ya bir de ben şunu da hissettim. Birisine bir çekil aradan demesi gerekiyor gibi ya sanki. Çünkü kılıçası ve kule böyle biraz sert sözleri, kavgavari sözleri de temsil edebilir. Belki sizin üzerinizde gereksiz baskı oluşturan başka bir eril enerjiyi de aradan çıkarması gerekiyor olabilir. Yani çekil git şuradan
demesi gerekiyor olabilir. Ya da hani senin gerçek niyetini biliyoruz, söylesek zaten hani her şey açığa çıkacak, benim ağzımı açtırma deyip böyle bir şeyleri netleştirmesi gerektiğini görüyorum. Başka bir eril enerjiyle ilgili de belki. Ve size bu kişiyle ilgili kartların tavsiyesi. İki tane kupa prensi çıktı. Ya siz öncelikle şunu söyleyeyim. Bağımlılıklara dikkat edin aranızdaki süreçte. Çünkü üzüntülü bir süreç üçüncü kişilerden kaynaklı yaşayabileceğiniz ama bunu şu an henüz bilmediğiniz gözüktü. Biraz önce söylemek istemediğim dediğim durum aslında oydu. Hazır çıkmışken söyleyeyim. Ben biraz şöyle bir enerji gördüm çektiğim ek kartlarda. Özellikle erillerde, erillerin geçmişinden gelen daha çok iş bağlantılı, kariyer bağlantılı ya da bir çıkar odaklı yaptıkları bir mantık evliliği gibi bir durumları söz konusu olabilir. Ve bu belki şu anda yıkım aşamasında ama bunu sizden gizliyor olabilir. Belki sizin aslında bu burnunuzun ucunda gözüken bir gerçek üçüncü kişilerle ilgili ama görmek istemiyor olabilirsiniz. Bu acıdan, bu acıyla yüzleşmekten kaçıyor olabilirsiniz. O yüzden kartların bu kişiyle ilgili size tavsiyesi çok daha havalarda uçma. Yani ayakların biraz yere bassın. Çok böyle bu kişinin peşinde koşma. Enerji olarak da bu kişinin peşinde koşma. Burada biraz aldanmamanız gerektiğine dair bir mesaj söz konusu. Bu duygulara kapılıp ve kendi merkezinizde kalmanız gerektiği gözüktü kartlarda. Belki de onun sizi kandırdığı, aldattığı ya da sizden gizlediği bir şeyi ortadan kaldırması gerekiyor ki siz bu üzüntüyü yaşamayın diye belki de. Kartlar birazcık daha size kendi merkezinizde kalmanız gerektiğini, bu kişi odaklı olma durumundan uzaklaşmanız gerektiğini söyledi. Ne bileyim böyle her şarkıyı, her şeyi de üzerinize alınmamanız gerektiğini görüyorum. Çok böyle biraz ayakları yerden kesilme durumu söz konusu çünkü uzun süredir belki yalnızdınız, aşk hayatınıza birisi girmiyordu ve buradan o duyguların peşinden girip o eksikliği tamamlama ihtiyacı içerisindesiniz. Burada bir sevilmeye duyulan bir bağımlılık görüyorum. Ama bu bağımlılık hissiyle bir aşk, bir sağlıklı bir ilişki bulamazsın. Buradaki bağımlılığını dönüştür ve kendinle mutlu ol. Kendini sev. O boşluğu kendi içinde tamamla. Ondan sonra doğruysa zaten bu kişiyle de sürer diyor kartlar size. Allah'a yönelmek için keder tüm dünyanın imparatorluğundan daha iyi bir yoldur. Yürek acısı gibi acı yoktur. Zevkler ve hoş şeyler ruh içindir. Tüm renkler benimdir. Yani burada birazcık Allah'a yönelmeniz, kendi içinize, özünüze yönelmeniz gerektiği de gözüktü kartlarda. Yani bir kişiden medet umma, Allah'a yönel. Arada başka şeyler söz konusuysa da o çıkarırsa aradan, çıkarmak isterse anında da çıkarır zaten. Ama burada biraz bu kişinin peşinde enerji olarak da çok böyle muhtaçlık çalıştırmamanız gerektiğini ya da beğenilmeye, ilgi duymaya, sevilmeye böyle açmış gibi bir arzu içerisine, bağımlılık içerisine girmemeniz gerektiğini söyledi kartlar. Birazcık kendinizin farkında olup kendi merkezinizde kalmanız gerektiği gözüküyor. Çünkü yanı başınızda duran üçüncü kişilerden kaynaklı bir durum gözüküyor ama görmüyorsunuz. Çünkü mutlu olmak istiyorsunuz. Çünkü kendinize uyuşturmak istiyorsunuz o hayallerle, o hayallere kapılıp giderek. Ama ayık ol, kendine gel, kendi merkezinde kal. Öz sevgi, öz saygı, öz sevgi enerjisinde kal. Öz sevgi, öz saygı, özgüven enerjisinde kal daha doğrusu. Ve evrenle, hayatla bir ve bütün ol. Allah'la bağlantın her zaman sağlıklı şekilde aksın hayatla. Zaten o doğrultuda sen daha sağlıklı bir ilişki yaşarsın. Yani bu bağımlılık hissiyle ya da bilinmez durumlara karşı o durumları tamamen duygu sarhoşluğuyla görmek istediğin gibi görerek değil. Ya bu kılıç üçlüsü şey de olabilir. İş bağlantılı, kariyer bağlantılı konular üzerinden de bir şey de olabilir bu arada. Belki de bu tılsım kralı. Yani bu kılıç üçlüsü ne dedim? Aranızda gecikmelere neden olan resmi bağlantılı dediğim gibi bir şey gibi de gözüküyor. Kurtulunması gereken bir süreç.
Siz bu süreçle ilgili ne yapmalısınız? Siz burada kararınızı ve seçiminizi net olarak belirtmelisiniz. Yani kimi istiyorsunuz, neyi istiyorsunuz, net olarak söylemeniz gerektiği gözüküyor kartlardan. Ya ben biraz aklınızdaki kişiyle iş ve kariyer anlamında hırsa girmiş birisi gibi de hissettim bu Tılsım Kralını. Boğa Başak Oğlak etkili birisi olabilir. Evet, bakın yine Oğlak enerjisi geldi. Sanki belki siz aklınızdaki kişiyle bir sürece gireceksiniz. O araya girmek isteyebilir ama tamamen hırsları için. Bakın o üçüncü kişi işte. Çıktı, görüyor musunuz? Kılıç üçlüsü. Yani belki üçlü bir ilişki ya da bu kişinin geçmişinde bir ilişki değil. Ama daha çok aklınızdaki kişinin önüne geçmeye çalışan, daha çok kariyer hırsları nedeniyle birisi gibi de hissettim açıkçası. O yüzden sizin burada belki iş bağlantılı, kariyer bağlantılı süreçleriniz varsa da bu kişiyle ilgili bir netlik sergilemeniz gerekiyor. Çünkü yani belki bu kişi bir şey yapamayabilir. Yanınızda olmak istese de ama siz bir karar söylediğinizde, bir şey belirttiğinizde o zaman belki bu kişi aradan çıkabilir. Evet, sağlıklı kararlar vermelisin, doğru seçimler yapmalısın diyor. Mutlu olduğun kişi, mutlu olduğun seçenek kimse. Evet. Yani eğlenceli hissettiğin, mutlu olduğun, mutlu hissettiğin. Evet, ikinci deste abonelerimdeki niyetime uygun kişiler ve enerji için bu şekildeydi. Uyumlandığınız ölçüde abone olabilir, beğenerek destek olabilirsiniz. Özel açılımlarla ilgili her videonun altında iletişim adresleri mevcut. Instagram DM ve mail aracılığıyla özel açılımlarla ilgili iletişime geçip bilgi alabilirsiniz. 2 saat sürmüş, kıymetini bile şimdi gördüm. Abonelerimdeki niyetime uygun kişiler ve enerji için hayvansever, doğasever, hayvanlara, doğaya sevgili, saygılı, güzel ahlaklı, saygılı davranarak yaşayan kişiler ve enerji için açılımlar bu şekildeydi. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın.